Gündem programında birlikteyiz. Çok kıymetli konuklarımla birlikteyiz. Enteresan bir sohbet yapacağımıza inanıyorum. Gündem malum, gerçi çok başlık var. Bunları önce bir kısaca hatırlatalım. Programımızda neler konuşacağımızı sizlere aktarmış olalım. Malumunuz erken seçim tarihi belirlendi. Seçim hükümeti gündemde ve bu Türkiye Cumhuriyeti için bir ilk, bunu da belirtmekte fayda var. Bakanlık dağılımı, seçim güvenliği, sürüp giden operasyonlar, siyasilerin açıklamaları ve tabii bölgede sürüp giden satranç oyunu, bunların hepsini konuşacağız. O kıymetli konuklarımı size tek tek tanıtmak istiyorum. AK Parti 24. dönem milletvekili Profesör Doktor Pelin Gündeş Bakır, hoş geldiniz. Hoş. Yeni Şafak gazetesi yazarı Hikmet Genç, hoş geldiniz efendim. Gazeteci yazar Faruk Aksoy, hoş geldin Faruk. Şimdi seçim hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti için bir ilk olduğunu belirttim en başta. Bakanlık dağılımı konusunda bir sıkıntı çıkacak gibi görünüyor. Ben önce Pelin Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü CHP de MHP de bu konuda geride durduklarını belirttiler ve dolayısıyla tek ortak Bağımsızlar ve HDP'ler olabilecek. Bu HDP'liler olabilecek bu seçim hükümetinde. Bu iki aylık süreci, seçime kadarki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii anayasal gereklilikleri takip ediyor AK Parti. Yani anayasanın işte önümde şu anda anayasada 104. maddesi, 114. maddesi ve 116. maddesi çok açık. 104. madde zaten Cumhurbaşkanı'nın görevlerinin arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermektir diyor görevlerinden bir tanesi. Ve 114 ve 116. maddelerde de bu işin nasıl yapılacağı çok açık biçimde belirtiliyor. Yani 116. madde zaten yerine geldi. İşte 45 gün süre beklendi. 116. maddenin içeriği o. Ve ondan sonra da kurulamaması halinde diyor Bakanlar Kurulu'nun Meclis Başkanı ile Cumhurbaşkanı beraber istişare ederler diyor. Ve o istişare sonrasında Cumhurbaşkanı karar alır diyor. Aynen bu yeni seçim yapılmasına dair karar alır diyor. Aynen bu prosedürler takip edildi. Şimdi sıra 114. maddenin uygulanmasında. Orada da madde çok açık diyor ki siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakan'a bildirir diyor. Bu da belli oldu bugün. CHP'yi 6 bekliyorduk ama 5 çıktı herhalde. HDP, MHP 3 çıktı. 11'de AK Parti çıktı. Evet. 3 de bağımsız çıktı. Şimdi ve devam ediyor madde. Madde diyor ki aynen okuyorum anayasamızdan, teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır diyor. Yani burada partililere teklif götürüleceği açık biçimde bildiriliyor anayasamızda. Herhangi bir şekilde partiye teklif götürme diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Sayın Başbakanımız da anayasamızı aynen takip ederek prosedürleri başlattı ve devam ettiriyor. Şimdi itiraz ediyorlar, efendim diyorlar. Bugün duyduk yani birçok itirazlar oldu CHP'den bilhassa ve çirkin bir takım ifadeler kullanıyorlar. İşte Güneş Motel örneğini veriyorlar. Şimdi Güneş Motel örneğiyle bu tamamıyla birbirinden farklı şeyler bir defa. Bunu Sayın Başbakanımız da bugünkü konuşmasında çok açık biçimde ifade etti. Çünkü o zaman bir koalisyon görüşmeleri yapılıyordu. Bu koalisyon hükümeti değil. Bu bir erken seçim hükümeti. Bir kısıtlı süre için kurulacak bu hükümet. Yani seçime kadar kurulacak. Belki seçimden sonra da yeni hükümet kurulana kadar herhalde devam edecek anayasamıza göre. Yani bu en fazla 3 aylık bir olsa olsa hükümet olacak. Bu bir koalisyon hükümeti değil. Dolayısıyla aynı pozisyonda değil o Güneş Motel olayıyla. Sayın Başbakanımız da ifade etti. Zaten biz AK Parti olarak Güneş Motel olayını bir siyasi açıdan etik olmayan bir husus olarak görüyoruz. Bunu bu şekilde gördüğümüzü de etik olarak görmediğimizde zaten çok kereler ifade de ettik. Bu olay farklı bir olay. Seçime kadar bir hükümet gerekiyor Türkiye'ye. Bütün partilerin aslında bu çağrıya müspet cevap vermeleri gerekirdi. Bilhassa bu konjonktürde, yani terör bu kadar etkinken ülkemizde, yani bu terör olayları, hadiseleri vuku buluyorken, yani biz bir yerde bir dereyi geçiyoruz. O dereyi geçerken bütün herkesin bu bir el, yani siyasi parti görüşünü bırakıp bu olaya bir katkı vermesi gerekiyordu. Ama şimdi bazı partiler kendilerini geri çektiler. Maalesef yerlerine belki bağımsızlar atanacak. Tabii şöyle, partililere teklif götürülecektir. Yazılı teklif götürüleceğini bugün öğrendik zaten. Yazılı bir teklif yapılacak. Ha niye teklif yapılıyor? Çünkü eğer bu teklif yapılmazsa o zaman anayasa mahkemesine gidip efendim işte anayasada belirtilen partililere teklif aşamasını atladılar deyip
bu işi iptal ettirme noktasına kadar varabilirler. Bu vuku bulmasın diye bütün prosedürler sırayla takip ediliyor. Bu teklif yapılacak. Ha, red kararı verebilirler. Biz vermiyoruz diyebilirler. Veya o milletvekilleri kim yazıldıysa o mektuplar biz istemiyoruz diyebilirler. O takdirde de dışarıdan bir bağımsız atanacaktır. Tabii burada Sayın Başbakanımız da bugün çok güzel ifade etti. 2-3 aylık bir hükümet olduğu için muhakkak surette devlet tecrübesinden geçmiş insanlar olması lazım. Yani herhangi birini atamak biraz zor. Siyasi tecrübesi yoksa bürokrasiyi tanımıyorsa, devleti tanımıyorsa 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde bir bakanlığı yönetebilmesinde böyle bir insanın pratik bazı sorunlar ortaya çıkabilir. O bakımdan devlet tecrübesi olan insanları tercih edeceklerini ben düşünüyorum. Hakimler olabilir, mesela bürokratlar olabilir veya 3 dönemlikler olabilir mi? Bu tartışılıyor. Belki Hikmet Bey'in de bazı duyumları muhakkak vardır. Henüz isim vermiyorlar veya siyasilerden, eski milletvekillerinden belki atayabilirler. Ve bu geçici süre için yapılmış bir 2-3 aylık bir hükümet olacaktır. Ve güven oyu da gerektirmiyor zaten. Bunu biliyoruz. Güven oyu almadan seçime kadar götürecektir. Peki. Teknik bilgileri aldık. Ne dersiniz? Evet. Tabii çok iyi anlatıldı. Giriş de gayet net. Yani tablo çok net. Ne yapılacağı belli. Anayasaya göre ne yapılacak o belli. Üye sayıları belli, her şey belli. Yalnız tabii konuşurken de aklıma şu geldi. Yani neden şimdi bu üye vermek, bakan vermek istemiyoruz? İki tane partiden söz ediyoruz artık. Yani direkt söyleyelim. CHP ve MHP'den söz ediyoruz. Çünkü HDP verebileceğini söyledi. Ben sadece neden bakanlık için bir üye, bir teklif vermeyecekleri konusunda hayretle süreci seyrediyorum. Yani neden vermesinler? Amacınız ne olabilir? Şimdi açıkça görülüyor ki bu bir koalisyon değil. Bu 3 sene, 5 sene, 6 ay falan devam edecek hükümet de değil. Geçici mi dersiniz, artık seçici mi dersiniz, işte seçim hükümeti mi dersiniz, ne dersiniz değil. Yani belli prosedürüne getirmek için. Ben söyleyeyim mi? Yani, neden? Sorayım, bir daha net bir şekilde sorayım. Yani hangi amaçla? Çünkü hani buraya zaten anayasaya göre senin tercihin, sen daha iyi durumdasın, ben daha güçlüyüm diye bir prosedür de yok. Sadece sana direkt tekrardan şu, senin grubundan 3 tane adamı söyleyeceksin, sen de 5 tanesini söyleyeceksin. Geleceğiz burada anayasaya göre birbirimizi beğensek de beğenmesek de, sevsek de sevmesek de, reformist de olsam, işte o efendim bilmem ne, oryantist de olsam fark etmiyor. Biz sonuçta biz bir araya gelip seçime kadar bu durumu idare etmek için bir aradayız. Yani soru sadece şu. Yani şimdi cevap verecek herhalde Faruk. Tabii tabii. Buna bir cevap vermek lazım. Neden, bu önemli bir soru. Hangi siyasi hedefle, hangi siyasi stratejiyle böyle bir durumda, ilk defa Türkiye'nin yaşadığı böyle bir durumda neden vermezsin? Niye posta koyuyorsun? Ya ne iş yaparsın diye sorarlar yani insanlar. Neden? O zaman alıyoruz cevabını. O zaman buna moderatör açacak. O zaman öyle bekliyor ki ya yani, cevap vermesi kötü olur. O kötü yani. Evet. O zaman buna bir gerçekten sağlıklı neden bir cevap vermek lazım. Şimdi, MHP için sormadım bak. MHP çünkü baştan beri hayır, ne getirirsen hayır bu CHP adam için de geçerli şu anda. Ha, şimdi, yani şöyle, hayır, şöyle işte, olur ya Cumhurbaşkanı der ki ben Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplamak istiyorum. Bu nelerden bir tanesi. Yazalım o zaman. Mutlaka yazın. Bunlar Beştepe'de. Cumhurbaşkanı der ki ben Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplamak istiyorum. Eyvah, zaten Türkiye'yi seçime Cumhurbaşkanı götürüyor biliyorsunuz. Türkiye'de aslında koalisyonlar kuruldu. Evet. Hükümetler yapıldı. Anlaşmalar yapıldı. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı bu koalisyon hükümetlerini bozduğu için şu anda muhalefetteki partilerde bu seçim hükümeti de olsa bir şekilde bu zaten lanetli bir şey. Bu işin içinde hiçbir şekilde yer almak istemiyorlar. Cumhurbaşkanının adının geçtiği ya da Cumhurbaşkanının bu ülkede yönetim içerisindeki konumunu ve görevlerini ve aslında yetkilerini kullanma hali ortaya çıkar diye biz bu seçimi isteyen taraf değildik. Biz koalisyondan yanaydık ama Türkiye'yi Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçime zorla götürdü. Havasını yarın seçim meydanında kullanacaklar. Bak bunu unutma, bunu samimi olarak söylüyorum. Diyecekler ki biz seçim hükümetinin içinde bile yer almadık. Kullanacaklar derken bak partide de ayırmak lazım. Hayır, hayır. Hangi parti bunu söyleyecek? MHP ve CHP bu söylediğimi seçim meydanında mutlaka ve mutlaka tekrar edecekler ve şöyle diyecekler. Ya aksini de düşünüyoruz biz o zaman. Hayır, hayır. Şöyle diyecekler. Ben söyleyeyim şimdi söyleyeceklerini. Diyecekler ki biz bu ülkede
yeniden ya da tekrar ya da erken seçim formüllerinin hepsine kapalıydık. Yani şöyle kapalıydık. Aslında hükümeti kurdurmayan cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla bir seçim hükümetinin içinde neden yer alalım? E kardeşim %60'a düşer diye ortaya çıktınız pehlivan gibi. Kursaydınız ya koalisyon. Yani %60 hükümeti kurar kurmaz. Adama sorarlar canım. Hayır kurar yani kurmaz devri. Kurar kurmaz devri geçti. Başka yani şöyle oldu. Şimdi başka bir noktaya geldi. Yani, şu noktaya geldi. Diyecekler ki yani bunun için yoklar. Bunun için yoklar. Yoksa işte hoca anlattı yani. Hani bir de işi bilen bir eski milletvekili. Ya milletvekili olarak da anlattı. Parlamentodan gelen bir insan olarak da anlattı. Her şeyi anlattı yani. Hani anayasa açık. Ama anayasayla ilgili değil şu andaki durum. Bir psikolojik hava var. O ortam gereği siyaset arenasında yarın meydana çıktığında herkes ne söyleyeceğini şimdiden kodluyor. Mesela Hikmet Genç yazısında demedi mi? Topa sert girmeye başladılar. Niye? İşte efendim aslında Ahmet Bey nazik birisi, iyi görüşmeler yaptık. Koalisyon görüşmeleriyle ilgili Hikmet abinin yazısında var bu. İşte nazik görüşmeler yaptık. Buyurun efendim siz önden buyurun. Devri kapandı. Topa herkes sert girmeye başladı. Çünkü seçim havası hakim oldu demedin mi yazıda? Evet, evet. Neden? İşte bunun için yarın meydana inecekler ve şunu söyleyecekler. Diyecekler ki bu seçimi ne MHP ne CHP istedi. Bu seçimi AK Parti istedi. Hatta AK Parti de istemedi. Bu seçimi Cumhurbaşkanı istedi. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı'nın her şeyine evet dediğimiz için seçim hükümeti yetkileri de olsa seçim hükümetinin içinde yer almayacağız. Yani insanların şöyle bir takdirde bulunacaklarını düşünüyorlar kendilerine. Siyaset gerçekten psikoloji ötesi bir psikoloji. Yani üçüncü hamleyi de hesaplama hali. İnsanların şöyle düşüneceğini zannediyorlar. Evet ya bu partiler koalisyon hükümetinde yer almayacaklarını ifade ettiler. Yani AK Parti ile koalisyon hükümetinde olmayacaklarını söylediler. Peki o zaman Cumhurbaşkanı'nın da etkili olduğunu söylediler. E o zaman bunun adı seçim hükümeti olsun ya da normal bir koalisyon olsun ya da erken seçim hükümeti olsun adı ne olursa olsun biz orada yer almayacağız. İnsanlar da bunu takdir edecekler diye düşünüyorlar. Fakat şu anda siyaset psikolojisi o kadar değişti ki burada hata yapıyorlar. Tam da söylediğinin üzerine bir soruyla o zaman gelsem. O zaman Deniz Baykal'ın açıklamasını nereye koyacağız? Son iki gün içinde yaptığı. Başkanı koalisyon istedi. Koalisyon istedi seçim istemedi. İlk görüşme değil mi? Hem de ilk görüşme. Evet. Yani ilk defa evet. Seçimden sonra. Olsun ona cevap veriyorlar zaten. Diyorlar ya işte arkadaşlar köşelerden böyle alkım alkım salkım salkım yazılar yazmaya başladılar. Deniz Bey neden Cumhurbaşkanı'nın sözcülüğüne soyundu diye. Yani Deniz Baykal Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi geleneği içerisinde herhalde bu parlamentoda en fazla konuşması gereken, en fazla da konuşma hakkına sahip bir milletvekili, Türkiye'de ciddi bir siyaset adamı. Yani background'una baktığın zaman bu parlamentoda CHP adına en fazla cümleyi sarf etmesi gereken adam Deniz Baykal. Peki Deniz Baykal bir dakikada o laik, demokratik, Atatürkçü Cumhuriyet'in Yılmaz bekçisi ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri tarafından ve parti tarafından en önde tutulan bu isim iki günde neden tukakaya çevriliyor? Neden Deniz Baykal itibarsızlaştırılıyor? Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptı diye. Yani Deniz Baykal gibi bir adama, Türk siyasetinde 40-50 yılını geçirmiş bir adama şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasadaki adamı şeyini yakıştırmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar işte gelinen nokta yani siyasi üslup ve nezakette gelinen nokta bu. Şöyle bakın yani tabii ki soruya aslında tabii net bir şekilde cevap vermiş oldun. Yani tabii ki bu bir strateji. Bu bunun için yapıyorlar siyaset bunu düşünüyor diyorsun. Ama şu da var. Mesela ben de onu sordum daha önceki yazılarımda ve bazı programlarda bunu masaya yatırdık. Asıl seçimlerde, seçim meydanlarında gündeme gelecek olan soruyu hakikaten sen anlatmış oldun. Bunu söyleyecekler. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi siz bu koalisyonu AK Parti istemedi diyorsunuz. Veyahut da CHP istemedi. Veyahut da MHP istemedi. Halk buna karar verecek değil mi? Yani kim istemedi? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi diyorlar ki efendim CHP çok istedi. Koalisyonu mu çok istedi CHP? Hayır şimdi böyle bir algı var ya. Algıyı yönetecekler arkadaşlar. İstemedi mi? MHP hiç istemedi. HDP herkes gelseydi belki gelirdi. İşte herkes bir yorum yapıyor bunun üzerine. Ben bir şey ekleyeyim mi? Ama halk istemiyor komisyonu. Yani şu var. İstemeyen halk. Bravo. O da çok doğru. Çünkü hiç kimse tabanı istemiyordu. Bu da bir gerçek. Teşkilatları ne zaman gitti? İşte meydanlarda bundan giderlerse kaybederler. Bak şöyle söyleyeyim. Hiç kimsenin sen bu koalisyonu niye yapmadın? Veyahut da CHP'nin şartlarını niye kabul etmedin? Diye bir soru sorma hakkı yoktur. Bu hamakattır, aptallıktır. Yani biz buraya geldik, anlaşamadık. Anlaşamadık ama benim şartlarımı sen kabul etmedin
ve bu yüzden de ben haklıyım deyip de bunu siyasete öne koyarsanız, bak dediğini kabul ediyorum. Yani Beştepe'yi kabul ediyorum. Beştepe'de bir makul hesap var. O sözün en başını hatırlatmak lazım. Yani şartlarımı kabul etmedin değil. O yüzden hani CHP liderinin sözlerini de aslında açacaktım. Bize bir koalisyon teklifi gelmedi dedi, hatırlayalım. Bakın, siz sonra siz, koalisyon ama, teklifini ama anlatmaya başladı. Diyorsunuz şöyle geliyorsunuz ama. 14 tane madde, 5 tane ilke, 3 tane kırmızı çizgi, 4 tane pembe, 3 tane de yeşil. Anlıyorum. Şimdi, kavramı doğru koyalım diye söylüyorum. Ya ben de bunu istemiyorum. Ben bana oy veren seçmen bu çizgilerle bunun alakası yok. Ya bundan o zaman şöyle yapalım. Daha önemli bir şey var. Anlaşmışsa biz Faruk'la koalisyon yapıyoruz. Faruk, ben senin şu ilkelerini bırak da benim ilkem bir. Şunu değiştirmeyeceksin. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. İkimiz de sunduk, ikimizin tekliflerini koyduk buraya. Aa, sen istemedin deme hakkın var mı? İkimiz de istemedik veya ikimiz de birbirimizi kabul etmedik durumundayız. Yani seçmen burada karar verirken şunu demek, sen onu ikinciye kabul etmedin diye suçlayabilirsiniz bir insanı. Daha önemli bir şey yok mu? Daha önemli bir şey var. Tek bir tabanlar da istemiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu yapmaya mecbur, o kadar liste yapmaya. Çünkü o kadar çok parçalı bir yapısı var ki CHP'nin. Onların hepsine hakim olmaya çalışıyor bir taraftan. Doğru. Onların üstünde lider olarak da ayakta durmaya çalışıyor. Ama sen benim şartlarımı kabul etmedin diye sorulmaz yani. Getirmezse koalisyon masasına o gruplar onu alaşağı edecekler. Yani onu da ne durumda olduğunu yani anlamamız CHP lazım. CHP için bir başkanlık yarışından var. Yalnız Erşim hala karşılığını düşünüyor. Hükmet Bey özellikle söylediğinizle ilgili. Şunu dedi CHP lideri. Bize koalisyon teklifi gelmedi. Sonrasında dedi ki bizim 14 tane maddemiz vardı. Koalisyonda şu konuşuldu, teklifte bu konuşuldu. Yani yoktu ve olan bir şey konuşuluyor. Algı operasyonuna tabii, dikkat çekmek tabii, istiyorum. Tabii orada madde madde vardı. Bakın orada onarım, restorasyon, eğitimle ilgili bir sürü maddeler var orada. İstikşafi görüşme, ben sizin fikrinizi öğrenmek mi? Keşfe filmler değil mi? İstikşafe, istikşafi. Evet. Yani keşfediyoruz bir şeyleri. Kılıçdaroğlu istiyordu koalisyon. Öğrenmeye çalışıyorum, gravatım var, gücün ne kadar öğrenmeye çalışıyorum. Diyorsun ki arkadaş ben seninle koalisyon yaparsam ben böyle çift dalacağım. Dalma, bizim böyle dalacağım. Yani karşılıklı madde koyuyoruz ortaya. Burada halka şunu anlatamazsınız. Yani senin yüzünden anlaşamadık. Sen bu maddeyi dayatmasan olmazdı. Sen de buna dayatmasan olmazdı derim, iş biter. İşin doğrusu şu. Ben sadece şunu hesabını soruyorum arkadaşlar. Siz diktatör devirdiniz. Ben onu soruyorum. Ben bunu 10 defa yazdım. 10 defa daha yazacağım herhalde. Diktatörü devirdin. Diyorsun ki biz 4 yıllık koalisyon istiyorduk burada. Arkadaşlar devirdiğin diktatörün 4 yıl koltuk değneği mi olacaksın sen? Adama sorarlar bunu ya. Hani bunlar diktatördü? Bunlar bu iktidar, bu despotik sistemi siz yıkmaya gelmiştiniz. Bunlara gidilmezdi. Hani bunlardan bir şey çıkmazdı. Evet. Bu sorumluluk sadece ve sadece %60'a düşer diyordunuz. Ne oldu şimdi? Benim maddelerim var. Diktatör. Hayır, seninle beraber olalım ama yani şu maddeleri de kabul et. Ama ben çok onur duyacağım despot adamlarla beraber 4 yıl daha, siz koltuğu görünce dayanamadınız. Evet, daha önemli bir şey. Yani basit yani. Okuyamadıklarını ben düşünüyorum. Koltuğu görünce hoşlarına gitti. Yarım asırdan fazla tek başına gitmişsin. CHP'nin lideri de istiyordu. Gözler döndü. Tabii canım. Çok istiyorlardı. %25 ile iktidara gelebilmeleri, bakanlıklar alabilmeleri mümkün değil. Çok heveslendiler. Bu oyları da asla yükselmeyecek. Tabii. Onu da çok iyi biliyorlar. Bu bakanlığı da beğenmediler. Çok kısa sürecek ya. O yüzden. Yani o tabii. Böyle mi oldu? 4 senesinde. Burada başka bir şey daha. Halk istemiyordu ama teşkilatları gezdiğimiz zaman kesinlikle direkt teşkilatlar, AK Parti teşkilatı, direkt vatandaşlarımızla sohbetlerimizde kesinlikle vatandaşımız koalisyon kendi istemiyordu. Anketlerini de. Anketlerini de var. Ve bunu iki tanesini gizlediler, bir tanesi ortaya çıktı. Kendi araştırmanın sonucu da bu vardı. Şimdi o yüzden ne yapıp yapıp koalisyon yapmamak gerekiyordu ama durumu idare etmek. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu koalisyon görüşmelerinde şimdi şöyle bir hal var. Bir şey görüşmek için bir masaya oturuyoruz. Fakat görüştüğümüz şeyde herkes görüşmenin adını bile farklı telaffuz ediyor. Yani birinin görüşmeye verdiği isimle ötekinin aynı görüşmeye verdiği isim bambaşka dünyaların isimleri. Yani birisi istikşafi görüşme diyor, öteki buna ön görüşme diyor. Bu memlekette istikşafi görüşme kavramıyla ön görüşme kavramı arasındaki dil farklılığı bu memleketin aslında temel medeniyet çatışmasıdır. Yani bu iki kavram üzerindeki farklılık bile Türkiye'de koalisyon ayaklarının kimlerle kimler arasında hangi fikri ortaklıklarla yapılabileceğini gösterir. İki sözcük bile gösterir. Keza bu öyle bir enteresan durum ki yani bugün seçim hükümetine üye vermeyenler, seçim hükümetine bakan vermeyenler bu memlekete Ekonomi Bakanı'nı dışarıdan getirdiler. Ekonomi Bakanı'nı dışarıdan getirdiler. Nihayetinde kök olarak
hani kök olarak aynı mecraın bugüne yansıyan siyasi hareketi Türkiye'nin maliyesini, Türkiye'nin hazinesini, Türkiye'nin bütçesini dışarıdan getirdikleri bakana teslim ettiler. Fakat bugün 2 aylık süre içerisinde Türkiye'yi seçime götürmesi gereken bir hükümete bakan vermiyorlar. Vermeyebilirsin. İnsanlara çıkıp dersin ki bu da benim tasarrufumdur. Vermiyorum, burada bulunmak istemiyorum. Ama bu memlekette, bu memleket hoşgörü memleketidir. Bir şeyi izah ederken zaten seçim hükümetine bile bakan vermediğini, dolayısıyla bu kafayla koalisyon görüşmelerine oturduğunu bu millet de takdir eder. Sen geçici bir seçim hükümetine bile bakan vermiyorsun. Ama o insanlarla koalisyon yapmak için de 35 gün beraber oluyorsun. Sonra da diyorsun ki beni 35 gün bunlar oyaladı diyorsun. Ya arkadaş, sen seçim hükümetine bakan vermiyorsun. Neden o zaman 35 gün geçici bir süre Türkiye'yi yönetecek olan hükümetin bile içinde yer almazken işte o hükümeti kuracak olan partiyle oturup 30-35 gün görüşme yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Bunu sormayacak mı? Cevap veriyorlar. Kendilerine göre bir şeyleri var. Verirler. Ama esasen, yani kendileri esasen istiyorlardı bu koalisyonu. Demin söylemiş olduğum gibi. Ama halkımız kesinlikle Hikmet abi böyle diyor ki gözleri gitti istemedi. Diyor. Tabii tabii. Abi. Gözleri afalladı birdenbire diyor. Tabii, seçim. O koltuk yani çok gerçekten şaka değil yani. Bu üst düzey yani CHP kurmaylarının bir alt tarafındaki kurmaylardan. Ama bence yani zaten geçici seçim şimdi, hükümetini çok konuşmanın da bir manası yok. HDP yani. Için var. Şimdi doğuda, güneydoğuda HDP milletvekillerinin bakan arabasıyla gittiklerini düşünün. Oradaki halk üzerinde nasıl bir psikolojik etki olacağını düşünün. O yüzden onun HDP için çok önemli. Ve o isimler çok önemli. Yani HDP'nin klasik görüşünü yansıtmamalı. Çünkü HDP dün Selahattin Demirtaş'ın Fırat Haber Ajansı'na vermiş olduğu röportajı muhakkak okumuşsunuzdur. Yani korkunç ifadeler var ve şimdiye kadar yalanlandığını duymadım. Bilmiyorum, sizler duydunuz mu? Hayır. Şimdi diyor ki açıkça Selahattin Demirtaş, halkın öz yönetiminden daha meşru bir şey olamaz. Partimizin programının bir parçasıdır. Biz zaten iktidara gelirsek veya iktidarla bir müzakere yürütürsek Türkiye'de siyasi yönetim modeli olarak özerkliği öneren bir partiyiz resmi olarak demiş Selahattin Demirtaş. Gene devam ediyor sözlerine. Dolayısıyla halkın özerklik talebini gayrimeşru ilan etmek partimizin programına da ruhuna da aykırı olur. Bizim buradaki farkımız PKK'dan diyor. Silah kullanılmamalı, şiddetsiz olmalı diyor. Özerklik ne demektir? Yani şiddetsiz sonra, mi Türkiye'yi bölelim? Yok yok, bölmek bölücülük evet. Hayır, yani, yapıyor. Türkiye'yi, Türkiye'yi bölelim evet, ama bu sefer silahlı olarak, değil silahsız mı aynen, bölelim? Aynen, silahsız olarak biz Türkiye'yi bölmek istiyoruz demektir bu söz. Bak çok güzel. Yani en şimdi azından bunu bak, vatandaşlarımız görsün yani HDP'ye oy vermek isteyen vatandaşlarımız görsün. Ne kadar tehlikeli laflar. Açık açık konuşuyorlar artık. Ve dün bazı KCK'nın açıklamaları oldu. Adamlar İstanbul'da Gülsuyu'nda Gazi Mahallesi'nde kantonu ilan etmeye kalktılar ya. Yani olacak iş çılgınlık yani bu. Efendim söyleyeyim, burada ilan etmişler. KCK, yani bunlar meczup mudur nedir? KCK Şırnak'ın yanı sıra Cizre ve Nusaybin'de de öz yönetim ilan edildiğini bildirdi diyor. Ardından Hakkari'nin Yüksekova, Muş'un Bulanık ile Varto, Ağrı'nın Doğu Beyazıt, Bitlis'in Hizan ilçeleriyle en çok da buna güldüm. İstanbul'un Gazi Mahallesi ve Gülsuyu'nda halk meclisleri kararıyla öz yönetim ilan edilmiştir diye açıklama yapmışlar. Tamam, bu kadar basit. Yani bunların nasıl bir bölücü olduğunu, KCK, PKK ve HDP'nin nasıl bir aynı yapı olduğunu açıkça Selahattin Demirtaş'ın dünkü açıklamasında zaten görüyoruz. Bunlara oy verecek Etiler'deki Nispetiye yani, Caddesi. Saygı duyuyoruz diyor, değil mi? O cümle. Evet. Biz tabii, bu kandilin bu açıklamasına saygı programımız duyarız. Diyor. Ve programı zaten var diyor. Yani biz ama hedefimiz aynen bu. Aynen okudum. Yani %13 değil de %53 almış olsa ilk yapacağı şey sınırı bölmek. Çizip kantonları bir araya getirip hatta Büyük Kürdistan olarak ortaya koyacak, meclisi açacak bu yani. Maalesef. Yani şimdi bu Nişantaşı'nda bir Nişantaşı, Ulus'a gönderme yapıyoruz buradan. Yani aynen. Oy verdikleri adamlar bunlardır yani. Bence başka Beyaz bir şey değil. Bir kanton yapsın. Ya oradan kantonları oy... gösterebilir hocam, miyim? Bunlar daha önce bu tezgahı yaptılar da şimdi buradan yüz buldular. Şimdi acaba bir sakıncası var mı? Şu araya girdim çok, ama. Çok şimdi güzel, bu Ekonomist dergisi bir hafta önce bu şey haritayı yayınladı. Yani ben bunu çok trajik buldum. O yüzden göstermek istiyorum. Şimdi burada şu kahverengi gördüğünüz birleştirilen kantonlar, PKK devleti yani. Hı hı. Burada öncelikle Suriye'de hatırlatalım vatandaşlarımıza 3 kanton ilan etmişti PKK. Bir tanesi Kamışlı'daydı, buradaydı. Bir tanesi şu ortada Kobani'deydi. Bir tanesi de Afrin'deydi. Bu ortası boştu. Bu ortasında ne vardı? Hemen gösteriyorum bu büyük haritadan. Bu ortasında şu pembeyle gördükleriniz Türkmen köyleri.
Ortasında Tel Abyad vardı. Şu Türkmen köyleri vardı. Ne yaptı? O Türkmen köylerinde etnik temizlik yaptı maalesef. Oradaki Türkmenleri, Arapları, daha çok bu pembelerin hepsi Türkmen köyü. 3,5 milyon Türkmen var Suriye'de yaşayan. Bunların hepsini kuzeye Suriye, Türkiye'ye sürdü. Boşalttı bu köyleri, burayı da kendi kantonuna kattığını dün açıkladı. Yani burada tamamıyla bir PKK devleti kurdu. Önce kanton ilan ediyor, tezgah böyle. Kanton ilan ettikten sonra onları birleştiriyor, devlet yapıyor. Şimdi amaç şuraya saldıracak. Hocam o yukarıdaki, da, yukarıdaki renkli yer bizim haritanın... Orası, onu da söyleyeyim, bu pembeler 2015 seçimlerinde HDP'nin aldığı yerler. Şimdi işte o kanton ilan ettiler ya, o numaraları bizim sınırlarımız içinde de yapmaya çalışıyorlar. IŞİD, bakın Nişantaşı, Bebek'teki vatandaşlarımız bunu görsünler yani. IŞİD buraya girdikten sonra Irak'la Suriye arasındaki sınır anlamsızlaştı. Daha sonra bakın... diyecekler ki efendim biz burada PKK devletini kurduk. Burada da kuzeyde, Türkiye'de de kanton ilan ettik. O yüzden de bu sınırda anlamsızlaştırmıştır diyecekler. Bunu dediler bile. Tabii. Bir HDP'li milletvekili kadın dedi ki Kürdistan 4 parçadır dedi. Ve bunların arasına sınır koyamazsınız dedi. Şimdi burada açık bir bölücülükle karşı karşıyayız. Bu HDP'ye oy verecek vatandaşlarımıza sesleniyorum. Şimdi burada bir şeyler, bu artık bir siyasal çalan bir adam değil bu. Bu saz çalan adam değil bu. Şunu sorabilir miyim Pelin Hanım? Haberlerinin olmamasına imkan var mı? Bu haritalar çok uzun zamandır ortalarda dönüyor, evet, ve yayınlanıyor. Yani ve amacın ne olduğu ortada ve oy ekonomisi veriliyor ya da propagandası ekonomisi yapılıyor. Evet. Haberlerinin olmamasına imkan var mı? Kimin oy verdiklerini? Şimdi şöyle, açıkçası seçimden önce öyle bir politika güttü ki bu Selahattin Demirtaş. Yani çok profesyonel bir algı operasyonu yapıyorlar. Batı basını bunlara yardım ediyor zaten. Vogue ve Cosmopolitan kadın dergilerinin ön manşetlerinde mi, kapak sayfalarında eskiden top modeller arzı endam ederdi. Şimdi PKK'lı kadın teröristleri koyuyorlar. Sanki onlar yeşil çevre örgütü falan da oraya böyle kadınların reklamı yapılıyor. Onlarla ilgili ben bir sürü yabancı dergiyi takip ediyorum. Her gün bu kadın teröristleri öven, aynayla saçını tarıyor, makyaj yapıyor falan, üniformalı falan. Böyle fotoğraflar yayınlanıyor. Resmen propaganda yapılıyor. BBC yapıyor bunu. Bakın bu Economist işte. Türkiye'yi bölme haritası yayınlıyor. Yani bize karşı kafamda deli sorular dönüyor. Siz konuştukça öyle kavramlar var ki bir şey eklememe müsaade edin. Algı operasyonu ve kadınlar derken. Demirtaş'ın bugünkü açıklaması evet, var. Evet, ona gelecektim ben zaten. Özür dilerim, buyursunlar. Şimdi çok özür dilerim. Sözünüzü kesip çok unutuyorum söyleyeceğim. O kadar hızlı geliyor ki kafamın içine düşünceler. Özellikle kadınları kullanıyorlar. Ha. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da, çünkü kadınlar çok ezilmiştir feodal yapı altında. Diyorlar ki töre vesaire. Biz kadınları özgürleştiriyoruz diyorlar. Bakın öyle bir algı operasyonu yaptılar ki hep eş başkanlar var. Tabii. Yani belediye başkanı erkek, yanında bir kadın. Selahattin Demirtaş var, yanında Figen Yüksekdağ var. Aslında kadınların böyle vitrine, yani vitrine sadece koymuyor. Kapasiteli yetiştiriyordu onu. Mutfağı var. Mutfakta o kadın HDP'li milletvekillerine iyi bir eğitim veriliyor. Kadın bakıyorsun lise mezunu, profesör gibi konuşma yapıyor yeri geldi mi. Mutfakları da kuvvetli. İyi bir ideolojik eğitimden de geçiriyorlar onları. Ve kadınlar hep ön planda. Geçenlerde ben Hüdapar'ın genel sekreteriyle bir görüşme yaptım. Onlar da baktım tabii erkek onların şeyleri. Bir görüşmede dedim ki onlara söylediğim bir söz var. Siz dedim bir tek şey yapmanız lazım. Bakın ötekiler kadınları vitrine koyuyorlar. Sadece mutfakta değil. AK Parti kadınların sırtında iktidara geldi. Kadın çok önemlidir siyasette. Ama sadece mutfakta değil. Vitrine de koyacaksınız. Vitrine koyduklarınız da öyle erkeklerin sayesinde liyakat, ehliyet olmadan gelen kadınlar olmayacak. Cidden de bu kadın cidden hak ediyor bunu dedirtecek insanlara. Bunlar adaylarını, listelerini çok iyi seçiyorlar. 2015 seçimlerinde de 7 Haziran'da inanın adaylarını çok iyi temsil kabiliyeti yüksek bir yelpazede seçtiler. Çok iyi çalıştılar aday listeleri üzerinde. Tam temsil ediyordu. Kadınlar da vardı. Bir bakıyorsun Selahattin Demirtaş'ın hanımı jeanlerle, efendim söyleyeyim, genç, güzel bir hanım, böyle kot pantolon, jean giymiş. Çok efendim söyleyeyim, jean gömlek giymiş. Yani diyorsun ki mütevazi bir aile bunlar görüntüsü veriyorlar. Yani o da böyle bir gömlek, kravat bile yok. Yani bir genç çift falan, sanki Avrupalı birine bakıyor gibi. Bunlar hep kandırmaca. Bunlar hep algı operasyonu. Ve bu tutuyor öyle mi? İşte şimdi Nişantaşı'ndaki adam diyor ki ya bunlar o kadar da belki de kötü değilmiş diyor. Baksın diyor, karısı diyor gayet diyor genç,
dinamik, böyle adam bir da, çift adam diyor. Adam da saz adam çalıyor. Adam müzik de çalıyor. İleride gitara da geçer misin? Gitar... Yani böyle bir öyle bir mesajlar veriyorlar ki o mütevazi imaj. Bakıyorsun mangal yapıyor kayınvalidesinin evinde. Değil mi? Hı-hı. Selahattin Demirtaş. Hı-hı. Paçaları sıvamış. Yani tevazu. Yani köylere falan makam araçlarıyla gitmiyor korumalarla. Ve en önemlisi Munis, barışçıl. Barışçıl sözler. Ama sonra seçim oldu. İş neye döndü? Vatandaşlarımız dedi KCK'nın başkanı sığınaklara kendilerini savunmak için dedi her türlü önleme alacaklar, silah yiyecekler açıklaması yaptı. O mealde bir şeydi. Tam şimdi lafzını şey yapamayacağım ezberimde yok. O kireçleri, koruculara o kireçleri size çevireceğiz dediler. Sonra, bir gün sonra. Selahattin Demirtaş hemen birkaç gün sonra halkımız öz savunma sını gerçekleştirecektir dedi. Sırtımızı Figen Yüksekdağ HDP'ye işte PKK'ya, YPG'ye, YPJ'ye dayıyoruz biz dedi. Bunlar PKK hepsi. Sonra Cübbeli Ahmet Hoca cevabını verdi. O da söyleyeyim onu burada. Sırtımızı bunlara dayıyoruz dedi. Sonra Kalaşnikovları size çevireceğiz lafları. Kürdistan dört parçadır. Bunları birleştireceğiz lafları. Yani bunlar kanla musluktan kan damlayan büyük billboardlar, afişler. Efendim, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Batıda barışçı, böyle gayet munis görüntüler. Doğuda, Güneydoğu'da da tehdide dayalı. Tabii, Demokratik Bölgeler Partisi nedir? Bakın onu batıda kullanmıyorlar. Onu doğuda kullanıyorlar, Güneydoğu'da kullanıyorlar. Neden? Hı hı. O çünkü özellik ilan ediyor ve çok sivri açıklamalar yapıyorlar onların liderleri. Yani bütün, kanla ilgili falan böyle çok okudum yani. Bütün bu imaj, bütün bu strateji, her şeyi kabul etmeme rağmen ben ama hala hazırda şu aslında... Efendim yutuyorlar. Evet, Banu Hanım çok düz bir şekilde sordu. Yani şunu bilmiyorlar mı? Bunu bilmiyorlar mı? Yok. Aslında çok da ben deminki soruyu atayım gene pası vereyim de müthiş goller atıyor çünkü falan. Evet. Yani şimdi bunu bilmiyorlar mı? Bir meselesi var. Deminki gibi çok basit bir şey aslında. Yani şimdi HDP bu kadar badem gözlü değil mi? Şimdi bu seçimde ideal seçimleri böyle hazırlandı değil mi? Saz, söz, beğenmiş olduğunuz... Hepsi de katılıyorum. Doğru. Yani ben de siyaseti bu şekilde takip ederken o imajlar, o işte kadınlar olan önemler, o söylemler bir hala bugün işte onu dedim ya. Üzerinden, Pelin Hanım'ın söylediği üzerinden geçiyor. Bir bakıyorsun gezicilere bir pas, bir bakıyorsun Marksistlere bir pas, oraya bir pas, bir bakıyorsun Nişantaşı'nda ne işi var bu Kürdün diye adamlar ayağa kalkıp HDP'nin flamasını alkışladılar falan. Vay diyorsun Bağdat Caddesi'nde HDP geçiş yapıyor. Ayakta ıslıklar falan. Bakıyorsun şaşırıyorsun. Şimdi bütün bu aslında çok da düz bir soru sordunuz. Çok da derin entelektüel analize ihtiyaç yok. Yani soru şu. Yani %13 oy verdiniz de yani böyle bir şey haberiniz yok mu diye. Yani bu memlekette yaşayan bu insanların uzayda falan yaşaması lazım haber olmaması için. Soru şu, ben ama hepsini kabul ediyorum. Yani doğru. Çok güzel tezgahlanmış. Güzel bir toplum içerisinde iyi bir algı yönetimiyle değil mi? Hı hı. Özellikle Doğan grubunun güzel bastırmasıyla. O yıllarca Türkiye Türklerin de mottosu yaşayan insanların bir anda bir HDP aşkıyla. Marksist ve Leninist söylemlerin Türkiye'deki işte CHP'den de iş olmaz. Bunlar zaten geride kaldı. Kılıçdaroğlu, Gandhi, Kemal kaldı geride. Hadi yürüyün bakalım. Hepsi kabul de ben hala hazırda bir şey kabul edemiyorum. Yani şimdi bütün bunların sebebi olabilir %13 ama bir sebep daha var aslında. Başka bir temel sebep daha olabilir. Bu kadar böyle karmaşık, bu kadar çok algı yönetimiyle oluşmuş bu şeyi, bu irizasyonu sadece bunun için vermediler. Bir sebep daha var. Demin söylediğim sebep işte. Erdoğan faktörü var. Şimdi yani işte, Erdoğan ne yaparsanız yapın. Bak, tabii, ne yaparsanız. Tabii. Oradaki adam direkt olarak çıktı. Kandil'den çıksın. Bir tane PKK'lı. Ki onu Doğan grubu geçenlerde yaptı. Reportaj yapıyor hesapta sokaklarda. PKK'lıya soru soruyor. Adamın sonra PKK bir terörist olduğu ortaya çıktı. Oradaki toplumun algısını anlatır mısınız beyefendi? O da anlatıyor işte. Biz böyle diyor şey çekiyoruz. Dediğin adamın arkasında iki tane bomba, üç tane bilmem ne var mesela. Adam PKK'lı. Şimdi bütün bunlara rağmen bir halkı bu kadar çok yani göz boyayarak, bu kadar çok makyaj yaparak kandıramazsınız. Bütün bunların başka sosyolojik bir sebebi de var. Var. Aslında demin Faruk Aksoy'un anlattığı sebebin, işte o partililerin sebebi. Ben yeter ki o beşlepeye çıkmayayım, aman böyle bir... Aynı şekilde insanlarda da böyle bir şey var. Yani bir AK Parti üzerinden bir medya var ki, Türkiye'de o medyayı konuşalım o zaman. Hadi girdik 13 madem. Yıl boyunca sabah kalkıp küfreden, akşam kalkıp Tayyip Giller diyen bir medya grubu var ve bir kesim var. O öyle bir kesim oluşturmuş. O insan öyle bakıyorlar ki bugün Türkiye'de açıkça söyleyeyim biz bunu şaka diye söyledik ama
bir yazımda da yazmıştım. Şaka diye bir espri, ironik bir ifade diye kullandık ama canlı yayında. Ama inanıyorum hakikaten. Desen ki AK Parti'den kurtulacaksın, diktatör de gelecek ama Türkiye'yi ikiye böleceğiz. Adam hemen kabul eder. Şimdi böyle zihniyetli insanlar var. Bu vatan haini. Bu vatan haini. Onun kavramları çok karışık görünüyor ama. Ona göre ihanet diye bir şey yok ortada. Çünkü neden? Çünkü biraz önce programdan önce konuşuyorduk. Yani bu ses tapelerin sızmasıyla ilgili işte bu MİT ve Dışişleri Bakanı'nın sızması oldu ya bu Suriye ile ilgili mesela. Adam bunu alıp anında Avrupa'ya yetiştirip ve bunun üzerinden veyahut da MİT durdurulup Türkiye Türkiye teröre destek yapan bir ülkedir imajını böyle gönül rahatlığıyla böyle manşetlere koyan bir medya varsa Türkiye'de bu demektir ki hani hain dediniz ya. Vatan haini. Bence haindir. Yani hainlik, şu harita hainlik. Üzerinden birkaç dünyanın şey. Dünyanın hiçbir yerinde bir ülke kendi iç güvenliği veyahut da kendi istihbarat bilgilerini başkasıyla paylaşmaz. Paylaşan kişi ajandır veyahut da double agent, çift taraflı ajandır veyahut da haindir. Başka bir yere sokamazsınız bunu. Bu bilmem ne muhalefetten böyle yaptı. Şimdi efendim bu karşıt fikirdi. Bu, olmaz. Bu harita, bu harita, bu harita üzerinden bak oy birkaç bir şey. Oy verenler de bu ihaneti Erdoğan düşmanlığı üzerinden yapıyor. Şimdi bu da ihanet. Bu harita üzerinden birkaç bir şey söylemek lazım. Tabii hani görüntü bu. Hoca durumu anlattı. İşte burada kantonlar var. Burada da daha çok Kürtlerin oy aldığı HDP'nin birinci parti olduğu yerler. Bu bölücülük haritası. Ekonomist de bölücülük haritası. Hocam hatırlatalım yani. Ekonomist.com'dan bir dedin. Verin bana ben göstereyim. Yani. Evet, işte bu yeni bir şey. Bu yeni bir şey değil. Yani bu şöyle bir şey. Tamam gösterelim. İşte bu harita. Bu harita. Yeni değil ama değil mi? Şöyle ben şimdi üzerine birkaç bir şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi bu harita. Tabii ki bu hani renkli olan Türkiye sınırları içerisindeki renkli olan yerler. İşte burada bağımsız bir Kürdistan kurulmak isteniyor. Tartışmaları uzun süre Türkiye'de ulusalcı kesim tarafından aylarca, yıllarca ekranlara getirildi. Yani evet. Bu haritayı bu ekranda gösteren ilk kez siz değilsiniz. Yani bu haritayı önce Türkiye gündemine getiren ve üstünde bas bas bağıran Doğu Perinçek diye bir adamdı. Bunu aldı ve getirdi. Dedi ki Türkiye'yi bu hale getirmek istiyorlar. İşte bağırdı, çağırdı falan falan. Yaşanan süreçler ortada. İşte bir noktaya gelindi. Peki ben ne demek istiyorum? Şimdi bu haritadan öte daha başka bir şey var. Evet, herkes planını uygular. Yani dünya bir şekilde bir siyaset satrancıyla yönetilmeye çalışılır. Bunu anlayabiliriz. Lakin Selahattin Demirtaş'ın yakın zamanda çok ilginç bir önerisi oldu. Arada kaynadı aslında. Selahattin Demirtaş dedi ki, başkanlıkla ilgili bir referanduma gidelim. Yani halka bir soralım. Türkiye referandumu istiyor mu, başkanlık sistemini istiyor mu, istemiyor mu? Buna dair bir referandum yapalım ve halka soralım. Eğer Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu referandumda da başkanlık yönünde halktan alırsa demek ki Türk halkı başkanlık sistemini istiyor. Almadıysa istemiyor. Şimdi az önce anlatmaya çalıştığınız ve anlattığınız Türkiye'deki siyasetin dizayn sürecinde böyle kurnaz sorular vardır. Mesela Selahattin Bey'e bir referandum önerisi de ben getireyim. Bu haritaları oluşturuyorsunuz. Bunlar yeni değil. Biz bunların farkındayız. Bütün ülke farkında. Fakat bu hükümet, daha doğrusu bu devlet, şu 30-35 yıllık karanlık sürecimizi ortadan kaldırma adına, bütün bu yaşanan kepazelikleri, faili meçhulleri, kayıpları, şehit olan askerlerin ailelerinin yaşadığı acıları, bütün bu hikayeyi dindirme adına 2013 yılında bir çözüm süreci, milli mutabakat, yani bu haritaları boşa çıkarmak, bu ülkenin Kürtleriyle beraber birlikte yaşama adına, daha doğrusu onların da rahat edebileceği, onların da evet diyeceği bir ülkeyi oluşturma adına elini, deyim yerindeyse, taşın altına koydu. Şimdi bu haritada eksik olan bir şey var. Bu haritada eksik olan bir şey var. Suriye tarafında kantonları oluşturuyorsunuz. Türkiye içerisinde o somon rengiyle HDP'nin en çok oy aldığı yerleri işaretliyorsunuz. Bu aralar nedense hiç Kuzey Irak Kürtlerinden bahsetmiyorsunuz. Bu haritanın içerisinde Kuzey Irak Kürtlerine bir yer yok mu? Ya da idealini kurduğunuz ya da üzerinde uluslararası strateji uzmanlarının ve acayip adamların akıl yürüttüğü Büyük Kürdistan hikayesinde bu Kuzey Irak Kürtleri
ve Barzani yapısı acaba bu haritaya uymuyor mu? Neden tasfiye ediyorsunuz bu aralar? Bu buna bir cevap vereyim mi? Sizden sonra vereyim. Siz tamamlayın. Bir konu daha var. Aha. Bu bir. Bu önemli bir şey. Hı hı. Acaba bu haritanın hı hı. o doğu alt tarafı biraz açıkta kalmıyor mu? Çünkü bizim alışık olduğumuz bağımsız Kürdistan haritası bu değildi. Yani ben bu haritayı yeni görmüyorum. Ben bu haritayı... Ekonomist vermiş. Yani ben bu haritayı... Ekonomist yeni yapıyor bunları. Böyle bunlar Pentagon'da kalacağız. Özel olarak harita, yıllar önce harita, çizilmiş, hazırlanmış harita haritalar. Harita güncellendi. Ha, güncellendi. Kantonlar geldi ya. Ha, şimdi bak, göre bak bu önemli. Harita güncellendi diyor Hikmet abi. O doğru. Şimdi bir başka soru daha. Bu memlekette bu cümleleri herkes sarf etmiştir ama... Şu Gazi Mahallesi'nde mi hocam şey yapılıyor? Orada da bir kanton oluşturuluyor falan. Böyle bir iddia var. Tamam. Tutuklanır bunlar tamam. yakında. Şimdi Gazi Mahallesi, Gazi Mahallesi. Gazi Mahallesi ya da başka bir yer. Peki o zaman Selahattin Bey'e yaşıtımız olur. Eğitim. Aynı dönemde tabii. büyümüş insanlarızdır. Şimdi Selahattin Bey'e aynı ülkenin çocukları olarak bir soru da ben sorayım. Yani kendisi Diyarbakırlı herhalde. İşte ben de Sakaryalıyım. Yani bu memleketin insanlarıyız. Aynı döneme, yaşlarımız da birbirine yakındır muhtemelen. Aynı dönemin insanlarıyız. Şimdi Türkiye'yi başkanlık sistemiyle yargılayacak genç bir politikacı Türkiye başkanlık sistemi istiyor mu noktasında referandum öneren bir arkadaşa o zaman tarihi bir çağrıyı da ben yapayım. Şu yaşadığımız İstanbul şehrinde yaklaşık olarak 2-3 milyon Kürt kökenli vatandaşımız var. Yani buna yakındır, eksiktir, fazla değildir. Hani bu noktalardadır yani. İzmir'de, Ankara'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde herkesin yaşama hakkı olduğu gibi normal hayatını sürdüren ve bu ülkenin vatandaşı olan Kürtler de yaşıyor. O zaman Selahattin Bey'e şu soruyu açık açık bir soralım. Net olarak. Bir referandum konusu da biz koyalım ortaya. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşayan Kürtlere, Kürt kökenli vatandaşlarımıza net bir şekilde şu soruyla gelsek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan sonraki hayatınızda ve yaşamınızda sizin devletiniz, vatandaşı olduğunuz devlet olarak bu devletin birer vatandaşı olarak mı hayatınızı sürdürmek istiyorsunuz? Elinizdeki imkanlar, yaşadığınız şehirler, elde ettiğiniz varlık, sosyal ilişkileriniz, konumunuz, şartlarınız. Yoksa gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 milyon Kürdünün yarısının batı illerinde yaşadığı ve yaşama hakları da var, istedikleri gibi de yaşasınlar. Yaşadığınız ülkeden tam anlamıyla bir pasaport, bir kimlik ve bir sınır hattıyla ayrı bir Kürdistan, ayrı bir devlet, ayrı bir yapı içerisinde mi yer almak istiyorsunuz? Hayır, öz yönetim diyerek adını koyuyorlar bence. Şimdi bir saniye, şark kurnazlığına gerek yok. Şimdi İstanbul'da ticaretle uğraşıyorsunuz. İstanbul'da bütün imkanlar, bütün haklar, bütün yaşam alanları, adamın evi yani. Tabii. Senin nasıl evin varsa, ben kirada oturuyorum, benim evim yok. Yani adamın iş yeri, adamın evi, adamın çevresi, adamın mabedi, ibadethanesi, adamın her şeyi İzmir'de, Aydın'da, Aydın Türkiye'nin en batısında, Türkiye'nin en verimli ovalarının olduğu bir şehir Aydın'da 2007 yılında bugünkü HDP'nin temsilcisi bir kasaba belediyesi vardı. Yani Aydın merkeze bağlı Ova Emir diye bir yer vardı ve orada bugünkü HDP yani bu hareket orada yerel yönetimi kontrol ediyordu. Orada belediye başkanı bugünkü HDP'liydi. Yani o zaman diyelim HDP'li. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Böyle siyasetin içinde küçük hesaplarla, ucuz önerilerle, ucuz fantazilerle Türkiye başkanlık sistemini istiyor mu istemiyor mu? Ya buna Türkiye karar verebilir. Türkiye seçime girdi, bir seçime daha girer. Türkiye iradesini ortaya koyar. Başkanlık sistemini istiyordur ya da istemiyordur. Türkiye'nin başkanlık sistemini isteyip istememesi, Türkiye'nin özerklik ya da bölünmeyle karşılayabileceği başka bir sorunun cevabı değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye başkanlık sistemini ister ya da istemez. Bu başka bir sorudur. Türkiye'de yaşayan vatandaşların ayrı bir devlet talebinin olup olmamasıysa, başka bir bölücülük faaliyeti ve başka bir isimlendirmedir. Ve bu şartlar altında, şimdi bu masadaki herkese de soruyorum. Şu ülkede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız, Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan Kürtler, gerçekten bu İstanbul'dan, bu İzmir'den, bu Ankara'dan, bu Aydın'dan, bu Sakarya'dan, bu Edirne'den, bulundukları şehirlerdeki bütün yapılarını, bütün imkanlarını, ülkedeki bütün konumlarını, elde ettikleri bütün hakları, her vatandaş gibi,
her vatandaş gibi bırakıp şu haritada sadece HDP'nin aldığı bölgeler diye topluma kakalanmaya çalışılan ama aslında Büyük Kürdistan hikayesinde Türkiye hattına düşen yerlerin işaretlendiği şu haritada Türkiye'den çekilip gerçekten o coğrafyada sadece oraya bağlı orada yaşamak isterler. Bunu kabul ederler. Selahattin Demirtaş böyle bir referandum sorusunu sormaya hazır mı? Bu soruyu kendi de bir Kürt, Kürt vatandaşlarına bu soruyu sorabilir mi? Diyebilir mi? Biz Türkiye'den ayrılmak istiyoruz. Buna evet ya da hayır der misiniz, demez misiniz? Aman Faruk, sırası mıdır? Ben de onu sorayım hayır, mesela şimdi. Hayır, hayır, hayır. Şimdi bak, neden bunu söylüyorum? Beyanım cevap verecek. Bu kadar hassas bir soruyu neden soruyorum? Şimdi bütün imkanları kullanıp, bütün devlet yapısının içinde olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her haktan yararlanmak isteyip, her haktan ama yararlanmak isteyip, aynı zamanda dağlara çekilip, dağlarda silahlarla kuşanıp, ovaya inip, terör estirip tekrar dağlara çekilmek gerçekten adamlık değil. Gerçekten adamlık değil. Ben Kürtleri tanıyorum. Kürtler ağadır. Kürtler ciddi adamlardır. Kürtler üç kağıdı beş kağıdı sevmezler. Kürtler başkasının namusunu kendi namusu bilirler. Kürtler ağa topluluktur. Kürtler verimlidir. Kürtler bir kere her şeyden önce ihanet etmezler. Ama bu garip yapı, bu acayip tornalardan geçirilmiş, bu 30 yıllık enteresan yapı başka bir yere evrildi. Son bir şey söyleyeyim. Çünkü bugün, Pelin Hanım cevap vermek bugün, istiyor bugün, bunlara. Bugün Perspektif diye dışarıda hazırlanan ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de denetiminde ve gözetiminde de çıkartılan bir dergi. İşte Türkiye'deki bu farklı konulara, özellikle Kürt meselesine, problemlere başlık açıyor. O derginin son sayısında İMC televizyonunda da program yapan işte tarih mezunu, biraz okumuş yazmış, iki tane Kürt arkadaş, bir de bir kitap çalışması yapmışlar. Kendileriyle bir söyleşi yapılıyor. İşte genel anlamda Kürt sorunu, Doğu sorunu ya da bölgede yaşananlar hakkında fikirlerine başvuruluyor. Cevap şu. Mesela Diyarbakır soruluyor. Diyarbakır hani nasıl bir şehirdir? Diyarbakır'ın demografik yapısı, Diyarbakır'ın genel görüntüsü neyi ima eder diyor. Arkadaşlar şöyle bir cevap veriyorlar. Diyarbakır nihayetinde aslında biraz da Ermeni kentidir. Şimdi biraz okumuş yazmış, yani biraz güya Kürt halkının içinden çıkmış entelektüel birikim, aynen Türk devletinde, Türklerin tarihinde içeriden halkın içinden çıkmış, batıyla yüzleşmiş, biraz batıda kaşarlanmış, tam tabiriyle söylüyorum, biraz batıda böyle bir tezgaha oturtulmuş tipler gibi, Anadolu coğrafyasını Jön Türkler nasıl tarif ettilerse, kimlerle ilişki içine girdilerse, Kürtlerin içerisinden çıkan, biraz eli kalem tutmuş, biraz batıyla entegrasyona girmiş, batının mürekkebini yalamış birkaç kişinin ilk röportajda söylediği şey şu: Diyarbakır biraz da Ermeni kentidir. Hayır, Diyarbakır Ermeni kenti değildir. Diyarbakır baştan aşağıya Müslüman Kürtlerin canı pahasına bin yıllardır oturduğu ve bundan sonra da oturacağı, bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait, sınırları ait, ama aslıyla ve nesliyle bir Kürt şehridir. Diyarbakır bir Ermeni şehri değildir. Diyarbakır'ın bir Ermeni şehri olmadığını söylemek için gerçekten Diyarbakır'daki halkın günlük yaşamına, Diyarbakır'daki sünnete dair bir organizasyonda halkın teveccühüne ve halkın oraya olan ilgisine dikkat etsinler. Diyarbakır'ı evirip çevirip şu algı operasyonları dedikleri operasyonlarla, şu haritalarla, şu enteresan tezgahlarla Brüksel'lerde, olmadı Washington'larda, olmadı Cenevre'lerde Diyarbakır'ı başka bir yere evirmeye çalışmasınlar. Diyarbakır'ın ne olduğunu soran entelektüel bir Kürt, Diyarbakır vallahi biraz da Ermeni kentidir dediği an, ben bir Diyarbakırlı olsam oturup 3 gün hiçbir şey yemeden içmeden düşünürüm. Ya bu arkadaşı biz okuttuk, bu arkadaşı biz gönderdik, bu arkadaşı biz mektepli yaptık. Konuşan ama Kürt, bu arkadaş bizimle ilgili ne diyor, bizim şehrimizle ilgili ne diyor diye 3 gün yemin ederek söylüyorum, yemeden içmeden oturup düşünürüm. Peki. Şimdi kısa bir araya gitmemi istiyorlar. Pelin Hanım cevabınızı daha sonra alacağım tabii. Çünkü bütün bu konuşmalarla ilgili. Ama kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
Kısa aranın ardından tekrar birlikteyiz. İzlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hemen önceki bölümdeki son durumu bir aktarmak istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın başkanlık sistemini referanduma götürme teklifi çağrısı vardı. Bunun üzerine Faruk Aksoy da dedi ki o zaman kendi bölgesinde yaşayan, Türkiye'nin genelinde yaşayan Kürtlerin de o belirlenen, az önce gösterilen harita gerçek olursa o sınırlar içerisinde sadece yaşamayı isterler mi, istemezler mi? Bunu referanduma götürmeyi sormaya hazır mısın diye Selahattin Demirtaş'a açık bir çağrıda bulunmuştu. Evet. Yanılmıyorum. Pelin Hanım'ın da buna cevabı var. Bir ilave edeceğim. Hem de ilavesi buyurun. Şimdi şöyle, tabii onu, şimdi bugünkü o gazetede okuduğumuza göre İstanbul'un Gazi Mahallesi ve Gülsuyu'nda da öz yönetim ilan etmek istiyorlar. Dolayısıyla... Bizim binada bizim apartman yöneticisi de ilan etti öz yönetim. Bizim mahallede kimse belediye falan giremiyor artık. Çöpleri biz topluyoruz. Öztürkçe konuşuyorlar. Biz bayrak bile çektik Öztürkçe. Bizim binada. Bütün ifadeler tabii. Öztürkçedir yani. 3-5 tane daha Çerkez Abaz'a bulsam binayı Öztürkçe'yle tek başıma olmuyor böyle. Öz yönetim. Peki. Yani dolayısıyla anlaşılan diyorlar ki onlar orası bizim Türkiye hepimizin şeklinde. Tabii. Yani bir başka şeyler de var. Daha başka düşünceleri de var anlaşılan. Neyse onlara girmeyeyim. Ben esas Barzani ile ilgili, bu bölgeyle ilgili birkaç şey eklemek istiyorum. Lütfen. Çünkü Faruk Bey de oradan bahsetti. Şimdi tabii Kuzey Irak'a baktığımız zaman Türkmen kentleri var. Mesela Kerkük, Musul, hatta 1980'lere kadar Erbil. Evet. Bunlar Türkmen kentleri. Şimdi orada da 3 milyon Kerkük'te ve bütün Musul, Erbil hepsini topladığınız zaman Irak'ta 3 milyon Türkmen var. Hala da yaşıyorlar orada. Şimdi Kuzey Irak'ta bölgesel yönetiminin 120 milletvekili var. Fakat orada sadece 5 tane Türkmen milletvekili var. Yani nüfusla orantılı bir temsiliyet maalesef yok. Bunu söylemek zorundayız. Bir başka evet, şey çok önemli bence de. Evet. Bakanlar açısından mesela Kuzey Irak'ta sadece bir tane Türkmen bakan var. Evet. Ama en azından hani 3 tane falan bakanın Türkmenlere verilmesi lazım nüfusla orantılı olduğu zaman. Çünkü Irak anayasasına göre Irak'ta Türkmenler nüfus açısından ve siyasi olarak da 3. unsur olarak geçiyor. Ama pratikte bunun hiç gerçekleşmediğini görüyoruz. Ne Irak'ta maalesef ne de Irak bölgesel yönetiminde doğruları konuşmak zorundayız. Yani doğruları söylemezsek oradaki 3 milyon insanın da tespiti insan hakkını doğru bir yapıp koyalım ortaya. Dile getirmek lazım bence. Tamamıyla sanki Suriye ve Irak Türkmenleri bu medya var ya bu hani isim vermeyeyim falanca medyası az diyoruz sonra ya. Sonra vereceğiz. O siz vermeyin biz isim Alman ortakları az olan biz medya. Alman ortakları olan medya bu PYD'yi çok gündeme getiriyor ama oradaki yaşayan 3 milyon Irak Türkmenini, 3,5 milyon Suriye Türkmenini hiç dile getirmiyor. Sanki onlar yoklar, o 6 küsür milyon insan orada yaşamıyor yani, öyle kabul ediyor. Onlar çünkü sadece Türkiye Türklerindir diyor. Evet, dışarısı umurunda değil gibi anlaşılıyor. Bravo Hizmet Bey. Maalesef. Şimdi bir de başka şeyler de oluyor. Tabii oradaki Türkmenler Osmanlı oradan çekildikten sonra hiçbir zaman gün yüzü görmediler. Irak'ta mesela. Diyelim ki şu anda 25 tane genel müdürlük var Kerkük'te. Onlardan bir tanesini Türkmenlere vermişler. Kerkük'te, Türkmen şehrinde sadece bir tanesi Türkmenlere verilmiş. Şimdi o da emekli olmuş. Yerine normalde bir Türkmenin atanması beklenir. Atanmıyor. Bir başka şey anayasaya göre... Gene Kerkük'te il meclis başkanının Türkmen olması lazım. Ama o adam Irak milletvekili seçildi. Yerini boşaltmak zorunda kaldı. Yerine şimdi Türkmen atanması gerekirken hala atanmış değil. Yani orada bir ayrımcılıktır maalesef devam ediyor. Şimdi bir başka şey söylemek istiyorum. Şimdi şu haritaya baktığımız zaman diyoruz ya... sanki PKK burada niye bu devleti kuruyor? Bu devletin kurulmasının bir amacı var PKK devletinin. Şimdi bir defa bu PKK devleti Kürt devleti değildir yani bu. Neden? Gene tekrar edelim. 2003 yılında PKK Kuzey Suriye'ye yerleştiği zaman orada 15-16 tane farklı görüşte Kürt gruplar vardı. Sosyal demokratı vardı, işte mütedeyyini vardı, çeşitli Barzani'ye yakın gruplar vardı filan. Onların hepsini öldürme, sindirme yöntemiyle oradan göçe, Türkiye'ye göçe zorladı. Bir tek PKK kaldı Kuzey Suriye'de. Ve burası bir PKK devletidir. Ha bu devleti emperyalistler diyelim,
küresel güçler niye kurdurmak istiyorlar? Çünkü Barzani'nin elinde 45 milyar varil petrol rezervi var. Şimdi bir de IŞİD ne işe yaradı derseniz, IŞİD bir tek Türkmenlerin aleyhine çalışıyor. Çünkü Kerkük tartışmalıydı konumu. Şimdi Kerkük'ün konumunu artık hiç kimse tartışmıyor. De facto durumda Irak ordusu geri çekildi IŞİD'e karşı. Ondan sonra da geldi Barzani'nin peşmergeleri orayı yönetmeye başladılar. Ben bir şey demiyorum. Haklar IŞİD verilse bir şey demeyeceğim. Ama görünen o ki orası bir Türkmen kenti olmasına rağmen hakların IŞİD verilmediğini görüyoruz. Bunları söylemek zorundayız. Bir de ben bir açıklamasına Barzani'nin çok üzüldüm. Twitter hesabından Kuzey Kürdistan'da Suruç kentinde yaralılara şifa, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum diye resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şimdi biz burayı Kuzey Kürdistan demiyoruz. Bizim Urfa ilimizin Suruç ilçesidir. Dostluk şöyle bir şeydir. Yani dostluk iki taraf birbirine saygı duyacak. Dostuz diye hani tamamen al bizim her şeyimiz sana ait. Ben de her şeyinizi alayım. Dostuz her şeyini alayım. Hani böyle bir dostluk olmaz. Yani bu bir Müslümana da yakışmıyor. Değil mi? Hakka saygı esas olmalı. Şimdi bu 45 milyar varil petrolü buradan Akdeniz'e indirmek istiyorlar. Bu işle ilgili bir yer daha var. O da Kıbrıs'tır. Hı hı. Mesela İngiliz Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Dedi ki benim İncirli'ye ihtiyacım yok dedi. Ben Kıbrıs'ı üs olarak kullanıyorum. Gelip koalisyon uçaklarıyla bombalıyorum istediğim yeri Suriye'de dedi İngiltere. Şimdi Kıbrıs o kadar stratejik bir yer ki. Şimdi bakın bu PKK devletinin kurulmasıyla eş zamanlı olarak Kıbrıs'ta da birdenbire barışıyoruz, işte tek devlet kuracağız, birleşiyoruz şeyleri, teraneleri dönüyor. Kıbrıs tam bizim güney sınırlarımızda. Bizim için güvenliğimiz Akdeniz'deki açısından... Akdeniz'deki uçak gemimiz olarak geçer. Aynen. Aslında. Güvenliğimiz açısından çok önemli. Buna aman dikkat edelim. Bir başka şey, bakın bizim petrol bölgeleriyle aramıza bir Çin Seddi çekiliyor. PKK devleti kurulduğu zaman burada, ben o yüzden bu ekonomistin bu bölücü haritası diyorum ben ona maalesef, onu gösteriyorum. Çünkü buraya bunu birleştirdikleri zaman bu kantonları, bizim Suriye ile bütün bağımız kopmuş olacak. Bakın Iraklı da bağımız koptu. Tabii. Çünkü burada bir de facto devlet var şu anda. Kuzey Irak, Kuzey Kürdistan bölgesi diyorlar buraya. Ve şöyle, şimdi geçtiğimiz aylarda bir hadise oldu. Bu çok enteresan. Normalde Irak Milli Petrol Şirketi'nden beklentisi Barzani'nin her ay 1 milyar dolar ona teslim ediyor. Anayasaya göre %17 pay alıyordu. Ceyhan'da teslim ediyordu Irak Milli Petrol Şirketi'ni. Sonra baktı ki 400 milyon dolar veriyor Irak ona. Dedi ki ben artık buna teslim etmeyeceğim petrolümü. Özerklik yönünde, iyice bağımsızlık yönünde adımlar atmaya başladı. Hatta bunu açıkça dile getirmeye başladı. Ben bağımsızlığımı alacağım diye. O Neçirvan Barzani falan bunu ifade ediyor. Yani biz Müslüman kardeşlerimizle iyi geçinmek isteriz. Zaten şimdiye kadar da Barzani ile iyi bir ilişkimiz oldu. Bunun ama bozulmaması için her iki tarafında çok iyi, dikkatli, sanki bir bebeği böyle el üstünde tutuyor gibi dikkat etmesi lazım barışa. Ben Barzani'nin savaşı sevmeyen bir insan olduğunu biliyorum. Biz hepimiz barış yanlısıyız. Tabii. Ve hiç kimse savaş istemiyor. Ama görünen o ki şu anda bize ihtiyacı var. Bakın bu haritaya baktığımız zaman bu bir landlock dediğimiz bir devlettir. Yani şu anda tamamıyla karayla çevrilmiş bir devlettir. Kuzey Irak bölgesel yönetimi. Ama denize çıkış arıyor. Petrolünü göndermesi için denize çıkış lazım ona. Ama bir gün bu PKK devletinde kurulduğu zaman burada daha ucuza bir boru hattı düşünebilir. Çok daha ucuzlayacaktır. Çünkü bu şeyde petrolün aktarımında fiyat artıyor. Ne kadar uzatırsanız bu boru hatlarını. Evet. Dolayısıyla o zaman bize ihtiyacı kalmayacaktır. Dikkatli olmamız çok elzem. Bir bunu söylemek istiyorum. Bir de bir başka şey var. Her gün Ceyhan'da 550 bin varil petrol teslim ediyor bu Barzani. Şimdi bunun 250 bin varili sadece kendi bölgesinden. Geri kalan 300 bin varil Kerkük petrolüdür. Şimdi bunların hepsini ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Hepsine dikkat etmemiz lazım. Biz Kuzey Irak'ta Türkmen politikasında daha başka şeyler yapabilirdik. Şimdi en azından siyasi olarak oradaki insanların insan hakkını savunmak bir boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Çünkü 3 milyon insan var. Şimdi Suriye'de de bakın bu haritada. Ben bunu insan olarak söylüyorum. Yoksa ben ne Suriye Türkmeniyim, ne bundan bir menfaatim var. Ama bir insan olarak bunu söylemek zorundayım. Şu haritaya baktığımız zaman, bu haritada
şurası tam elimin altındaki yer Türkmen köylerini gösteriyor. Burası, burayı birleştiremedi PYD daha. Burada 241 tane Türkmen köyü var. Şimdi bu güvenli bölgenin kurulacağı yer de burası. Burada muhakkak surette Türkmenlerin etkin hale getirilmesi lazım. Orası 1000 yıldır onların yaşadığı yerdir. Burada 30 bin Suriyeli Türkmenler bu savaşın başından beri şehit verdiler. 30 bin Suriyeli Türkmen hayatını kaybetti. Ama sanki onlar hiç savaşmıyormuş gibi düşünüyor ve bu PKK'nın arkasında İran vardır. İyice de bu şimdi nükleer anlaşmada yapıldı ya, artık daha da PKK'ya desteğini arttırıyor. Neden? Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyor. Birkaç tane proxy kullanıyor. Yani vekaleten savaş yapıyor İran. Bir tanesi Hizbullah üzerinden Suriye'de. Şimdi ikinci ayağı da PKK. Bakın İran İçişleri Bakanı Kandil'e ziyarette bulundu. Resimleri var. Dolaşıyor her yerde. Görüyoruz gazetelerde. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi eskiden Türkiye Batı'nın stratejik ortağıydı Orta Doğu'da. Adamlar şimdi Ruhani ile birlikte öyle bir açılım yapmak istiyorlar ki İranlılar. Sanki işte Ruhani, barış güvercini, bunlar birden Batı yanlısı oldular. IŞİD'e karşı savaşıyorlar, işte terörist örgütlere karşı savaşıyorlar. Ha bize de iftira ediyorlar. Türkmenlere gönderilen insani yardım malzemelerini, tırları, o paralel yapı durduruyor. Ve bize iftira ediliyor. İşte bunlar terörist destekliyor diye. Peki. Tam uluslararası arenada bizi zor duruma düşürmek istiyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Bu şeyi İran'a vermemek lazım. Yani çünkü İran zaten şu anda bizzat teröristleri, Hizbullah'ı destekliyor Suriye'de ve birçok masum ve sivil halkın öldürülmesine, hayatını kaybetmesine sebep oldu bu olay. Esad, PKK, İran koalisyon içindedir şu anda. O konuyu konuşacağız. Çok özür dilerim. Tam bu noktada hani paralel dediniz, algı evet. operasyonundan bahsettiniz. Çok dikkatli olmamız gereken evet. kavramlardan söz evet. ettiniz. İşte bu noktada Faruk Aksoy akşam üzeri konuşmamızda bir noktaya temas etti ve entelektüel terör başlığı altında. Entelektüel terör meselesi. Medyadan bahsedeceğiz. Tabii özür dilerim bir hatırlatayım. Neden söz edeceğimizi izleyicilerimiz de bilsin. Şimdi terörün medya üzerinden yürüdüğünü düşünüyoruz ve bunun nasıl olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. İşte son dönemde hedef göstermeler, işte medya gruplarına yapılan saldırılar, köşe tabii, yazıları, tabii. yorumlar, yayınlanan fotoğraflar çok uzun zamandır ciddi bir algı operasyonunu aslında deminden beri masada konuşuyoruz. Şimdi esas konuya gelelim. Bu işin nasıl yürüdüğüne ve neden böyle olduğuna. Şimdi Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül önemli bir yazı yazdı. Bu yazı gerçekten dikkatli okunması gereken ve çok alt başlığı çok fazla olan, çok üretken, çok fazla sonuç çıkarılabilecek bir yazıydı. Yazının başlığı da entelektüel terör, acımasız direniş. Şimdi entelektüel terörden ne anlayacağız? Peki acımasız direnişten nasıl konuşlanıp nasıl bu entelektüel terör karşısında buna mukavemet göstereceğiz. Aslında bütün bunları anlamamız gerekiyor. Şimdi entelektüel terörün Türkiye'de biraz önce Suriye politikası ile ilgili, yani Suriye'de yaşanan hadiselere Türkiye içerisinden nasıl tepkiler verildi? Türkiye'nin dış siyasetine yönelik içeriden yükselen sesler hangi mecrada gelişti? Biraz aslında bunları dinledik. Yani hani dikkatli olmalı devlet şu harita karşısında, yaşananlar karşısında falan derken aslında bunları konuştuk. Tabii. Şimdi İbrahim Karagül entelektüel terörü tarif ederken aslında bu coğrafyada 150 yıldır tam tamına söylüyorum yani 150 yıldır memlekette entelektüel başlığıyla bu ülkenin bütün yerli değerlerinin uluslararası baronlara, emperyallere nasıl peşkeş çekildiğini, nasıl satıldığını, nasıl pazarlandığını açık bir dille anlattı. Hı hı. Şimdi bütün bunlardan sonra tabii Karagül'ün bu yazısı farklı çevrelerde farklı da tepki gördü. Olumlu ya da olumsuz. Olumsuz tepkilerden biri de Türkiye'de önemli bir akademisyen, belli bir dönem işte Türkiye'de başbakan danışmanlığı yapmış. Türkiye'nin fikir hayatında ve Türkiye'nin siyasi hayatında rol üstlenmiş Profesör Müntezer Türköne'den geldi. Hı hı. Şimdi Türköne hadiseyi cevaplarken o kadar enteresan, o kadar ilginç ve bence de
çok derin düşünülmesi gereken bir cevap verdi ki hayretler içinde okudum, hayretler içinde izledim ve burada da mutlaka ve mutlaka anlatma ihtiyacı hissettim. Kesinlikle. Türkön'e şöyle diyor. Şimdi diyor bugün yani bu teslim olmayanlar, açık açık söyleyeyim yani teslim olmayanlar, bunun adını koymak lazım. Bugün teslim olmayanlara yönelik olarak şunu söylüyor. Nihayetinde diyor büyük suçlar işlediniz. Yani teslim olmamak, diz çökmemek Türkön'e için suç işlemek anlamına geliyor. Teslim olacağız. Teslim olacağız ve ne varsa sizindir diyeceğiz. Bu ülkedeki bu emperyal kafayı kabul edeceğiz. Diz çökeceğiz tam tabiriyle. Yani biz burada yokuz diyeceğiz. Daha düne kadar acem uşağı dediğiniz insanlarla tuttuğunuz işleri bugün Türkiye'nin uluslararası alanda yolsuzluk yapan, uluslararası alanda piyasaları alt üst eden bir ülke konumunu ve İran'la iş tutan bir ülke olduğu noktasını dünyaya jurnalleyenler bugün aynı noktadan İran'ın Orta Doğu'daki hakimiyeti konusunda bu bahsettiğim açıklamaları ve övgü dolu yazıları kaleme alıyorlar. Ve şöyle diyor mesela, suç işlediniz. Peki ne suçumuz ne? Suç işlediniz nedir? İşte İran'la, Suriye ile, Irak'la, şununla bununla bölgesel bir yapı oluşturmak, ticaret yapmak. Bütün bu ticareti de özgür bir ortamda kimseye danışmadan yapmak. Yani ben mesela Fransa ve Almanya arasındaki ticari ilişkiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bilmiyorum yani. Yani ben Amerika ile Kanada arasındaki ticari ilişkiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama benimle İran arasında, benimle Suriye arasında ya da benimle Irak arasında, benimle Mısır arasındaki ticari ilişkiler konusunda küresel baronlar her şeyi denetim altında tutup bizim bütün Z raporlarımızı bir gün akşama kadar ne yaptık, daha sonra da çıkardığımız Z raporlarını görmek istiyorlar. Hı hı. Ve bu bizi suçlu kılıyor. Türkön'e şöyle diyor. Katrana batırılacaksınız. Sonra da diyor elleriniz arkadan bağlanılarak bir eşeğin sırtında ters bir şekilde oturtulup bir meydana getirileceksiniz. Ve halka teşhir edileceksiniz. Daha sonra da diyor. Fazla western seyretmiş o. Şimdi oraya getireceğim. Fazla kovboy filmi seyretmiş. Bu çok önemli bir işareti var o söylediğinde. Tam oraya getireceğim. Tam oraya getireceğim. Sonra diyor o dükkanlarınızın kapılarına kulaklarınızdan çivileneceksiniz. Bunu Türkiye'de çok değil. Bunu çok değil. Bir 10-15 yıl önce, 10-15 yıl önce, 20 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten bir başbakanın danışmanlığını yapan bir profesör söylüyor. Evrildiği nokta bu. Bu hocanın geçmişi de, mazisi de, beslendiği kaynaklar da milliyetçilik üzerine en hassas olan kaynaklar. Şimdi Hikmet Genç'in söylediğine çok katılıyorum. Bana çizmelerimi giydirmeyin diye girdiği bir nokta var. Hani herhalde burada fazla galeyana geliyor, fazla heyecanlanıyor. Bana o eski çizmeleri giydirmeyin diyor. Fakat Mümtazer Hoca'ya şunu hatırlatmak lazım. Gerçekten bunu hatırlatmak lazım iyi niyetle. Şimdi o eski çizmeler, ya da bugün giyilmek istenen o çizmeler aslında Yeniçeri çarıkları değil. Bugün senin o eski çizme dediğin şey gıcır gıcır Amerikan botları. Orta Doğu'daki Amerikan botları. O eski çizmeler değişti artık. Ve o eski çizmeleri bugün Orta Doğu'da daha dün senin eleştirdiğin acem uşaklarıyla PYD'liler giyiyor. Çünkü Orta Doğu'da bugün Amerikan postallı Amerikan askeri yok artık. Onların taşeron örgütleri var. Onların o eski çizmelerini bugün yeni giyenler var. İşte Türkiye'nin derdi bu. Türkiye yeni dönemde o çizmeleri giymek istemiyor. O postalları giymek istemiyor. Bunun da bedelini ödüyor. Şimdi basından sana çok ilginç bir örnek vereyim. Çok enteresan bir örnek. Bu acayip bir şey yani. Bunu herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geliyor. Okay. Önce Kandil diyor ki, Cemil Bayık diyor ki, biz diyor basın algısı, basındaki yansıma şekli, biz Amerika ile görüşüyoruz diyor. KCK olarak Amerika ile görüşüyoruz diyor. Amerika'dan açıklama geliyor. Amerikalılar diyorlar ki, hayır bizim KCK ile özellikle herhangi bir görüşmemiz yok diyor. Böyle bir görüşmemiz yok. Ardından Kandil açıklamayı yeniliyor. Cemil Bayık diyor ki Amerikalılar diyor Türkiye'nin bu konuda hassas olduğunu bildiği için olayın üstüne gitmiyor. Biz aslında 2 yıldır görüşüyoruz. Bize yamuk yapmazlar diyor. Bize yanlış yani yapmazlar. Bize yanlış yapmazlar. Biz görüşüyoruz yani. Diyor. Bize yanlış yapmazlar. Şimdi biz görüşüyoruz diyor. Tamam mı? Bayın sözü. Bu haber
Türkiye'de bu entelektüel terörün taşeronu olan medya dünyası tarafından şöyle izah edilmiyor kamuoyuna. Ya arkadaş, hükümet oturdu iki senedir çözüm süreci diye muhalif ve isyankar Kürtlerle görüşme yaptı. İki yıldır. Görüşme yaptı. Yani iki yıldır meseleyi çözelim diye bir çözüm süreci yürüttü. Fakat bu iki yıl içerisinde Amerika KCK ile görüşüp Doğu'da ve Güneydoğu'da ve hatta Irak'ta ve Suriye'de bu yapıların silahlandırılması yönünde ve başka başka anlaşmalarla bu görüşmeyi sabote etti. İşte görüyorsunuz, burada çözüm sürecini yürüten hükümet haklı. Cumhurbaşkanı, biz oturduk ama bize yalan söylediler, sözlerini tutmadılar, bizimle görüşürken başka merkezlerle ilişki kurdular diye haberi vermiyor. Haberi böyle vermiyor. Neden? Çünkü entelektüel terör dönüyor ortada. Karagül burada işaret, entelektüel bir terör algısı dönüyor. Şunu söylemiyor. Evet, adam kendisi açıklıyor. Kandil diyor ki biz Amerika ile görüşüyoruz diyor. Amerikalı diyor ki hayır görüşmüyoruz diyor. Kandil düzeltiyor. Tekrar ediyorum, Kandil düzeltiyor. Diyor ki Türkiye'nin hassasiyetini bildikleri için açıklama yapmıyorlar. Bizi kandırmazlar, bizi satmazlar. Biz görüşüyoruz diyor. Bizi kandırmazlar. Peki o zaman iki yıldır çözüm sürecinde Türkiye ile görüşürken çözüm sürecini satan kim oluyor? Sen neden iki yıl sonunda Türkiye ile 30 yıldır savaşıyorsun? İnsan kiminle barışır? Savaştığı kişiyle, değil mi? Demek ki iki yıldır çözüm sürecini sen sabote ediyorsun. İşine geldiğinde Amerika ile görüşüyorsun. İşine geldiğinde Brüksel'e gidiyorsun. İşine geldiğinde Cenevre'ye gidiyorsun. İşine geldiğinde de Amerika'ya gidiyorsun. Sonra da dönüp bana diyorsun ki sen çözüm sürecini bozdun. Şu anda diyorsun şehitler var. Akan kanın sorumlusu sensin. Şimdi dönüp diyorsun ki akan kanın sorumlusu sensin. Peki bu arada Mümtazer Türköne medyası bunu nasıl veriyor? Hayır, bunu nasıl veriyor yani, nasıl veriyor? Yazı yazdığı gazete nasıl veriyor bunu? Yani her şeyi geçtik. Her şeyi geçtik. Tamam, herkesin safı, yolu, şekli, şemali belli. Hani dürüstlükten, haktan, hakikatten, imandan, ihlastan bahsediliyor ya. Yarbay'ın kardeşi şehit oldu. O şehit Ali, Allah bir adı için söylüyorum. Benim 4 tane kardeşim var. Benim kardeşlerimden kıymetlidir benim gözümde bugün. Hepimizin şehit kardeşidir. Yarbay da çıkıyor cenazede. Abidir, acısı vardır, şudur, budur, bir şeyler söylüyor. Söyleyebilir. Söylemiştir de. İtiraz etmem. Peki. Söylemiştir de. Hiçbir şey demiyorum. Ben ederim abi. Hayır, ben etmiyorum. Konuda, yani konuda, bu noktada bir şey, karşıyım abi. Bir şeyler yok, söylemiştir. Bir şeyler söylemiştir. Yanlış. İtiraz etmiştir. İşte kardeş acısıdır. Çözüm süreci diyenler şöyledir, böyledir demiştir. Her şeyi demiştir. İtirazım yok buna. Bu noktaya kadar bir şey peki demiyorum. Fakat bu noktadan sonra yine Türkiye'de çok ciddi, yıllardır takip ettiğimiz, yıllardır okuduğumuz, yıllardır medet umduğumuz. Çünkü İslam dünyasında sosyolog yoktu. Biz sosyoloji ilmini emperyallerin 3. sınıf ülkeleri sömürme adına planladıkları ve gidip o ülkeler üzerinde denedikleri bir ilim olarak aldık. Ama içimizden bir sosyolog çıktı, Ali Bulaç. Ali abiyi okuduk, dedik ki işte bu da bizim sosyologumuzdur. Bu toplumu izah edecek, bu toplumun içindedir, bu toplumdan çıkarımlar yapacak. İslam dünyası adına bizim sosyolojimizi kuracak adamlardan biri de budur. Şimdi Ali Bulaç gibi bir adam şehit cenazesiyle ilgili yoruma oturuyor ve şunu söylüyor. Yani üzüntüden yemin ederim gözlerim yaşardı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ortada bir kaotik durum var. Şehit cenazesi duruyor. Şehrin müftüsü de orada, Müftü Bey de namaz kıldırmak istiyor. Bu arada böyle bir tansiyon yükseliyor. Böyle bir olay oluyor. Oldu, olabilir, olmuştur. Fakat Ali Bulaç gibi toplum psikolojisini çok iyi bilen, bir şehit cenazesindeki o andaki tansiyonu da en iyi bilmesi gereken, ölçüp biçmesi gereken bir adam oturduğu kanalda şöyle bir yorum yapıyor. Şimdi diyor Müftü Bey, bu cenaze namazını diyor alelacele kıldırdın. Bu mesele diyor fıkhen oldu mu? Yani bu cenaze namazı fıkhen yerine geldi mi? Fıkıh kurallarına uygun olarak icra edildi mi? Bu namaz kılındı mı? Yahu O zaman madem fıkıh konuşacağız, yani o zaman madem cenazenin şekli farz-ı mükellef olan, farz-ı ayın, farz-ı mükellef meselesinde, yani bir kişinin yerine getirdiği farzın diğerlerinin üzerinden kalkması halini konuşacağız, farz-ı kifayeyi konuşacağız madem, farz-ı ayın ve farz-ı kifaye ayrımını yapacağız burada. O zaman
Ali Bulaç'a sormak lazım. Madem bu kadar hassas ve dini meseleleri bu noktadan bir sosyolog gözüyle tahlil ediyorsa, peki o şartlarda orada cenaze namazı kılınacak bir ortam var mıydı? İlim müftüsüne diyor ki, müftüler diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı diyor, AK Parti'nin ağır etkisi altında olduğu için diyor, alelacele namazı kıldı gönderdi diyor. Ya sen sosyologsun, orada bir hadise var, orada bir tansiyon olmuş. Tamam, yarbay bir şeyler söylemiştir. Sayın Başbakan bugün açıklama yaptı. Yani olabilir, kardeş acısıdır, bir şey demiştir diye de bilir. Ama ortam fakat sen bunu bir aydın, bir sosyolog olarak değerlendirmeye tabi tutuyorsun. Ve diyorsun ki sen hükümetin ağır baskısı altındasın ve bu şartlarda bu cenaze namazı oldu mu? O zaman soruyorum. Ali Bulaç, cenaze namazlarında kadınların ön safta yer tutması İslam fıkhına göre uygun mudur? Oturduğun televizyonda bu yorumları yaparken neden demiyorsun ki vallahi İslami kurallara göre bunlar böyledir? Bunlar böyledir, bu uygulanır, bu uygulanmaz. Ya mesele bir abi, cenaze, şehit cenazesinden yola çıkarak bu noktaya gelmekse bu ayıptır. Ama mesele, böyle değerlendirmemek mesele, lazım. Mesele Faruk, mesele ama cenaze değil. Şimdi güzel güzel anlattım burada. Mesele cenaze değil ki, mesele fıkıh değil ki. Mesele fıkıh şehit değil ki. Yani şimdi sen tabii çok safiyane belki de aynı şekilde ironik bir dille soruyorsun. Arkadaş madem bu fıkhen caiz, bu caiz mi diye soruyorsun. Tabii asıl doğru soru ama mesele bu değil. Hayır yani, orada uygun mu yani? Ben cenaze gene namazı tam olarak kılınabilir mi o şartlarda? Ama bir dakika, mesele cenaze de değil, şehit de değil, kılmak da değil. Yani Ali Bulaç bunu niye, bu Ali Bulaç'ın amacı ne olabilir orada? Ali Bulaç şu anda bir görevini ifa ediyor. Ali Bulaç ana vatana hizmet açısından bir şey yapıyor. Ana vatan neresidir Ali Bulaç ana vatanı? ABD'dir, Amerika'dır. Bu kendi yazık lafını ya, biliyorsun değil mi? Yazık ben bunu yani espri olsun diye söylemiyorum. Bir televizyon programında canlı yayında Amerika'ya bağlandılar biliyorsunuz. Orada konuşurken ya biz bu adamları okuyarak büyüdük. En çok üzüldüğüm ama, nokta ya, bu. Yazık hiç, ya. Hiç üzülecek bir şey yok burada. Şimdi yazık adamın, çok yazık ya. Tabii orada Amerika'dan bağlantı yaparken canlı yayında şimdi hemen de buldum zaten. İsteyenler, dileyenler YouTube'dan bulurlar. Ali Bulaç'ın skandal sözleri ABD ana vatan diye. Canlı yayında yazık, ben de seyrettim bizzat. Sen diyor nasılsın, iyi misin diyor. Ahmet Turan Alkan'la beraber programda Ali Bulaç şöyle bir ifade ediyor. Bu sözü sana bırakacağım deyince ha ana vatandan konuşuyorsun söyle bakalım diyor. Ana vatandan konuşun dediği yer Amerika konuştuğu kişi. Şimdi ben bunu niye böyle yazdım? Bu mesele değil tabii. Bu tevhid. Şimdi sen hani şehit üzerinden Ali Bulaç nasıl böyle bir şey yapar? Efendim Mümtazat Türkiye nasıl böyle bir şey yapar diyorsun ya. Ama medya, terör ve algı ve Türkiye'deki genel şeyden söz ediyoruz. Şimdi bu adamların işi, fıkıh, bilmem ne falan yani Ali Bulaç bir şey kurtarmıyor orada ve hatta oradaki yarbayın, yarbayı hakkımı şeye koydum buraya, ona karşıyım ben o meseleye. Ama mesele orada şehit ya Türkiye'deki bir işte sosyal bir yaşantı, bir acının oradaki tarifi veyahut da bu dini fetvasıdır, yanlış yapıyor birisi, bir dakika muhalif meselesi değil. Mesele şu anda herkes görevini yapıyor. Ali Bulaç da görevini yapıyor. Paralel medya da görevini yapıyor. Neresi ana vatanıysa bunların, o anlatan uygun şeyler yapılıyor. Çok geniş, şimdi çok detaya girersek Faruk da güzel anlatıyor ama çok detaya girersek çıkamayız diye, vaktimiz yetmez diye. Doğru. Ben çok daha kestirmeden ve aslında alt başka çok olan bir şey ifade ediyorum. Türkiye, yani niye bunlar oluyor? Şimdi bir yerde PKK çok güzel bir konuya değindi. Kandil'le Amerika görüşüyor. Ya acaba çözüm sürecini buradan devlet Kandil'le görüşürken aynı anda Amerika'ya da görüşüyor muydu? Dedin ya sen, görüşüyordu herhalde ki çözüm süreci geldi. Kim bitirdi? Bu, bütün bunlar ispat değil mi? Aslında belki de Kandil, belki de Amerika dedi ki arkadaş git Türk devletle görüş. Ben de sana talimat vereceğim. Birkaç sene idare edersiniz. Bombaları da yığın oraya. Zaten iki sene, üç sene sonra Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de bir takım projelerimiz var. O proje çerçevesinde aman silah bırakma zamanı değildir. Sen bir tek süreci ilerlet. Silahların lazım olduğu zaman gelecektir. O zaman patlatırsın. Kanton mantonu hikayesi bir projedir. IŞİD gibi bir projedir bu da. Her şey projedir. Şimdi bir sıkıntı. Sıkıntı şu. Kim millidir, kim değildir? Bu çok önemli. Çok kim doğru, haindir, kim değildir? Çok doğru. Soruyu sormak lazım. Yoksa detaylarda Faruk gibi entelektüel bir iki arkadaşlar size anlatsın sabahlara kadar, keyif edinersiniz. Keşke vaktimiz ama olsun. Kim millidir, kim değildir? Şimdi bu adam tabii esprisi bir yana gerçekten ifadesi olduğu gibi kim ABD'ye göbekten bağlıdır? Yani kim Pensilvanya'ya bağlıdır? Efendim şunu da söylemek lazım. Eğer bir ideoloji, bir sistem, bir inancın merkezi bu ülke topraklarında değilse merkezi, o şey zaten milli değildir. Şüphesiz. Değil mi? Yani sonuçta Pensilvanya bunların tabii merkezi. Ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir proje var Türkiye üzerinde. Türkiye hayatının hatasını yaptı. Türkiye 2002'den itibaren bir dönüşüme girdi. Dış politikasını değiştirdi. Bütün tarihini tekrar gözden geçirdi. Dediğin gibi İran, Suriye ve Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya gibi bütün bölgeler. Dedi ki arkadaş ben artık
dünyalaşıyorum dedi. Ortaya çıktı bir parti. Ondan sonra ve çok iddialı çıktı. Şimdi 2005, 2003, 2004 AB'ye üye olduk giremedik. Onları idare ettik. Çünkü Türkiye çok iddialı ama bir şey çıktı ortaya ama nereye kadar gideceğini hesaplamıyor şimdi Batı o zamana kadar. Şu Batılı kafasında bir Türkiye var. Yani şu var. İstersen darbe yapar olur bunlar. İşte hükümet değişir. İşte Tayyip gider öteki gelir falan filan. Bu hesaplar böyle gidiyor. Doğan medyası da böyle gidiyor. Türkiye'nin baronları. Çünkü milli olmayan bir takım güçler Türkiye içerisinde ya askeri kontrol edip Türkiye darbe yaptırıp sistem değiştirir ve askere bağlı Türkiye'nin oligarkları da bu sistem içerisinde yoğrulmuştur. Yani Türkiye'de Türkiye'nin dışında Türkiye'yi yönetmek isteyen ve yöneten çok egemen güçlerin var, ayakları vardır. Ankara'da bu, var. Tabii çok sermayesi var, oligarklar, bir de medyası var, bilmem neler. Efendim silahlı gücü var, şunlar bunlar. Hiçbir şey olmazsa bile bir Türk dünyaya bedel yürü trap 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 100 yıldan beri darbe yapar asker falandı. Şimdi şartlar değişti, etti bitti. Dediler ki biz bu Türkiye'yi yöneteceğiz ama artık bu Türkiye'yi darbeyle yönetemiyoruz. Çünkü Türkiye darbe olması çok zor. Türkiye çok fazla şey kaybederse de bizim de menfaatimiz var. Bu Türkiye ne ölsün ne dirilsin. Ama Tayyip Erdoğan gibi dünyayı meydan okuyacaksın. Dünya beşten büyük dirileceksin. Vay efendim o Müslüman, o coğrafyadaki İslam coğrafyasında adamlarla bir daha kol kola gireceksin. Ben uçağımı yapacağım. Ya bilmem neyi yapacağım. Millileştireceksin efendim, savunmanı. Avrupa parlamentosunda Fransız vekili, arkadaş galiba Türkiye'de Fransız diye dalga geçeceğim. Ya bunları yapacaksın. Yani nereye kadar gider diye idare ettiler durumu. Ondan sonra Türkiye'de darbe ihtimali bitince ne o konuların en büyük özelliğidir. Darbe yapamayacak gücün yoksa işe yaramazsın abi. Çek git bakayım oradan. Bu adamlar Allah kitap söyleyene oy veriyor. Bak Pensilvanya'da yıllarca biriktirdik açımızda bu adamı. Gir bakayım devreye kardeşim. Merkezde adımız kucağımızda oturuyor bu adam. Paralel senin Ali Bulaşlar bunlar işte. Bu şu anda şu Ali Bulaş'ın söylediği şey şehit cenazesinde fıkhi meseleyi nereye gitmesi mesele şu. Oradaki kaotik terörün yerini bulması. Çünkü terörün amacı şudur. Terör tek tek polisleri bitirebilir misin? Tek tek askeri ödeyebilir misin? Yok. Cenaze olacak, ağlayanlar olacak. O sancıyı vereceksin. Arkada fonda müziklerle bu acıyı toplayacaksın. Kamuoyundan destek bulacaksın. Ve terör amacını psikolojik harple ancak... Çok kısa bir şey söyleyeyim. Çok kısa, o çok şimdi, kısa bir şey söyleyeceğim. Ali Bulaş'la ilgili. Hı. O psikolojik harpte kullanılacak olan bütün metalleri Ali Bulaş kullanıyor. Çünkü onlara öyle bir geldi. Çok kısa bir şey ekleyeyim şu araya. Mi? Çok evet. Önemli bu. Şimdi bu son cümle şey, bağlayacağım. Ben hemen bir kısa bir şey söyleyeceğim. Bu, yoksa fıkı meselesi değil yani. Bu yarbayın. Yarbayım oradaki isyanı, itirazı ya da aslında politik söylemi. Şimdi öyle bir hali kaçırdı ki Türk Silahlı Kuvvetleri. Büyük bir şans vardı. O da şuydu. Yıllardır bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak şu eleştiri yapılır. Denir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde üst düzeyde komutanların hiçbir yakını, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu terör bölgelerinde, zor yerlerde, tehlikeli yerlerde askerlik yapmazlar. Bugün ha ölenler neden Erbaş Erdoğan? Sürekli bu propaganda evet. Yapılır. Yani işte Anadolu çocukları, sıvasız evlerin çocukları hep şehit düşer. İşte bir ordudaki komuta kademesindeki ya da üst düzey siyasilerin yakınları hiçbir zaman bu mücadelenin içinde şehit düşmezler. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şerefli yarbayı gerçekten onurlu bir adamdır. Mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir rütbesi varsa benim için kıymetlidir ve değerlidir. Çünkü o üniforma çok kutsaldır. Öyle bir şansı, öyle bir hali, öyle bir propagandayı elinin tersiyle itme şansını yakalamıştı ki bir yarbay, önemli bir komuta kademesindeki bir yarbayın yüzbaşı kardeşi şehit düştü. Şehit Ali hepimizin kardeşidir. Bütün bunları aslında 30 yıldır süren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey komutanların hiçbir yakını, hiçbir yerde şehit düşmez, hiçbir zor göreve gitmez tezini, Şehit Ali Yüzbaşı yıktı aslında. Bir yarbayın kardeşiydi ve şehit oldu. Bodrum'da askerlik yapabilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Genelkurmay Başkanı olan Doğan Güreş'in oğlu Serdar Güreş, Bodrum'da bir barda fedaileriyle çıkardığı olayla Türkiye kamuoyuna düştü. Bak bu da bir Genelkurmay Başkanı yakınıydı. Ama yarbayın kardeşi Şehit Ali Yüzbaşı şehit oldu. Türkiye gündemine vatan evladı, vatanın ortak çocuğu, şehit çocuğu olarak düştü. Keşke bu algıyı o kıymetli yarbayımız iyi tahlil etseydi. Bu propagandayı elinin tersiyle itebilseydi. Şimdi buraya geleceğim. Umarım bütün bunları aşabilirler. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile, hemen bitirdim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bir başkan adayı CV'sini hazırlarken, yaptıklarını hazırlarken ilk başa orduda yaptığı görevleri koyar.
Yani onun için önemli bir şeydi. Dolayısıyla bu büyük bir şanstı. Keşke böyle olmasaydı. Şimdi bak o şans daha önceki şimdi ismini bulmak için aradım da binbaşı vardı biliyorsunuz şehit oldu ailesiyle birlikte giderken. Ha, evet. Binbaşı verdik. Ve binbaşı şehit olduktan sonra neyse bu cevabı değil ama onu bitireyim. Binbaşı şehit olduktan sonra eşi de biliyorsunuz kendini siper etti. Son kurşun üzerine gelmiş çünkü. Evet. Öyle hesap ediyorlar. Eğilmiş olmasa eşine girecek. Evet. O kurşun üst taraftan giriyor kendisine. Kurtarıyor eşini. Ama ne diyor? Çok mutlu yalnız eşi. Bak, şehit oldu. Şehit oldu. Çok, evet. Çok diyor. Mutluyum şehit oldu diyor. Bizi de kurtarsın diyor bir tarafta diyor. Şimdi eşi. Şimdi onun kardeşi de bunun da eşi. Yani keşke öyle şimdi, olsaydı. Bir dakika şimdi budur yani. Şimdi bu olay budur. Ama gene daha henüz yarbayla gideceğim. Şeyi cümleyi tamamlayayım ben. Lütfen, bunların merkeziyle ilgili. Şimdi bakın bunlar derdi bu değil. Yani şehit olmak işte efendim bu fıkhi mesele yolsuzluk davası falan bunların hepsi belli bir amaçla yapılıyor. Belli bir görevle yapılıyor. Burada aynı anda yapıyor bunlar. Ali Bulaç bir yerden pası veriyor. Efendim öteki paralel golü atıyor. Efendim televizyonla canlı yayında Anavatan'a bağlandık diyorlar. Yani çok da arsız bir şekilde, utanmaz bir şekilde nasıl tevil edilir bilemiyorum. Ana vatan orası diye. Arkasında efendim dünyanın ana vatanı dedik falan filan diye kurmaya çalıştılar. Fakat adamlar bir şey yap, hedefleri var yani. Şimdi 17-25 Aralık'tan sonra adamlar bir hedefle gidiyor. Hedeflerine Avrupa'da, Amerika'daki mesela, Amerika'da bir takım senatörleri, grupları toparlayıp Türkiye aleyhine imza almak. Dünyada uluslararası kurumlarda, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi, İslam Kalkınma Bankası gibi Türkiye'den atanmış çalışan kurumdaki elemanlarına Türkiye aleyhine propaganda yaptırmak. Ben yurt dışında kaldım, oradan biliyorum. Türkiye aleyhine. Sudanlı yakadı bu Sudanlıya. Mısırlı yakadı Mısırlıya. Suudi demek Suudiliye. Ya Türkiye zaten böyle falan filan demek. Diğer amacı Türkiye'nin belli bir tek kalbi ve güvenliği noktasında yani istihbarat bilimlerinin konuşmalarını sızdırmak. Artı Türkiye'yi uluslararası arenada, dünya kamuoyunda teröre yardım eden devlet koluna koymak için tırları açmak. Artı o pası verdikten sonra öteki Dündar abicim orada işte silahlar da bu demek. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman medya, şimdi buna baktığımız zaman ben bu medyanın, ben bakın şunu baştan söyleyeyim bak burada çok milliyetçi konuşmalar yaptı. Ben bir defa milliyetçi bir insan her zaman söylüyorum. Değilim. Yani Türkiye'deki milliyetçilik algısı noktasında milliyetçi bir refleksi olan bir insan değilim. Millilik ayrı, milliyetçilik ayrı. Farklı bir şey. Ben bu vatanı seven bir gazi, bir torunu, bir adamım. Tabii. Yani bir Türk asıllı olmayan birisi olarak söylüyorum. Bunu açıkça ifade ediyorum. Bunun için bir para da almıyorum. Bunun için bana ekstra bir şeyler ama bir açıkça insani refleksle. Mesela düşünün ki ben Almanım ya. Zimbabwe'liyim. Zimbabwe ülkemde yaşıyorum. Bir an diyorlar ki arkadaş senin ülkene şöyle şöyle canını okuyacağız. Hadi okuyalım diyorum. Bunların yaptığı bu. Bu ihanet. Yani bunun MHP'li olmakla, CHP'li olmakla, AK Partili olmakla, Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu hiçbir şey alakası yok. Yani bu şu anda Zaman Gazetesi'nin yaptığı, o paralellerin medyasının yaptığı, artı bunun peşinde Doğan medyasının yaptığı, Aydın Doğan'ın bizzat başında belki bulunduğu bu grup veyahut da bizzat demesek de Aydın Doğan grubu dediğimiz bu grup. Bütün bu operasyonların içerisinde yani Türkiye'nin oligarkları, Türkiye'yi yurt dışından, Amerika'dan yönetmek isteyen merkez ve Orta Doğu yeni projelerini hep beraber HDP de bu proje içerisinde bir parçadır. Şimdi her taraftan adam kullanabiliyor. Çünkü belli bir güç var. Oligarklar sermayeyi kullanıyor. Medya sonuna kadar bastırıyor. Bugün mesela çok enteresan. Yabancı ortakları ya, var zaten. Şunu hiç anlamıyor musunuz mesela? Şunu anlayamıyorum. Mesela ben muhafazakar, yani imamatipli birisi olarak bundan 3 sene sonra çok çok fazla menfaatim olduğu için Marksist bir adamla işbirliği yapmam. Bana dünyayı versen, önüme sersen, ya bak sen benimle bir işbirliği yap, efendim seni işte şurada yaşatalım, bu kadar yapalım, desen yapma. Çünkü bir inancım var çünkü değil mi? Veyahut da yıllarca yazmışım. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal abi diye davalar, o yüzden davalar görmüşüm bilmem yazmışım. Sonra bu seçimlerde diyor CHP gel Hikmet Genç sen Kadıköy'den bizim milletvekili adayımız o birinci sırada. Kesin kazanırım. Ve ben bir anda 3 sene sonra şunu yapacağım. Ya aslında biz o kadar konuştuk ama Kemalizm de iyi bir şeydir canım. Yani Atatürk'e mevcut okuttum adamlar demeye başlamışım ben. Bakın bu espri, ironiyi sırf Cumhuriyet gazetesiyle Zaman Gazetesi'nin hesapta, yani dedi ya Himmet, Hayret, Saffet, Gayret film de o. Evet. Bunlar Atatürk, işte Türkiye Türklerindir, Kemalizm, ulusalcılık, zattırı zutturu bir araya getirip aynı dili kullanacak hale gelecek kadar aşağılık, seviyesiz, hain, ihanet kokan bir dünya, medya yoktur dünyada. Yani bu kadar benzemezlerin. Yani tır fotoğraflarını manşet haberler tüm dünyayı duyurmaya çalışan bir paralel medya, aşağılık bir paralel medyanın haberini
daha görüntü ve net şekilde fotoğrafını Can Dündar'a verip de abi sen yayınla bu diyecek kadar al günüm ver günüm haline gelmiş bir ülke ve bu medya bunu kullanıyor. Şimdi bütün bunlar şu an onu konuşuyoruz. Bir bakın, de Türkmenler bakın, kabul ediyorlar bakın, bize enteresan. Geliyordu diyorlar. Eskiden bundan 3 sene evvel çok fazla değil yani 4 sene evvel en ufak bir şehit haberinde bütün yaprağını evet. Kırmızı al bayrak yapan Hürriyet ya şehidi görmüyor. Benim, aman 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 abi aman. Abi diyor ki ya efendim şu kadar ondan bak yazarlara da bakıyorsunuz. Ya arkadaş yani burada savaşı durdurun ya. Çünkü ya bu Tayyip Erdoğan savaş yapıyordu. Ben de soru soruyorum. Barış olsun istiyorsun ya. Barış olsun dursun. Ya sen kime çağırıyorsun? Devlet'e mi? Şunu mu yapsın Devlet? Ya tamam ya ben çok bıktım. Bıraktın ya. Mı desin evet, yani? Allah ya, size olsun ölüyor. Mu diyecek Devlet'e? Şehit oluyor yani. İnsanlar. Ben size bırakıyorum. Ne yaparsan pekala. Barış olsun ne demek ya? Sen kafamı yapıyorsun. Köşende ne yazıyordun sen ya? İşte Ertuğrul Özbek günah çıkartıyor. Tamam mı? 5 sene önceki yazısını ortaya koyuyorsun. 5 sene önce ne yazmış bu şey albayla ilgili olarak? Yani ey diyor şey diyor Genelkurmay Başkanı ağlama diyor ya ağlarım lan diyor. İş, asker işi bu diyor. Aynı Özkök diyor ki arkadaş ya bak barış yapın ya diyor. Ha kimi çağırdı bul diyorsun barış yapın diye. Kandil'e mi? Yani HDP diyor ki benim sözüm geçmez. Ya onlara diyor ben KCK elçisini toplayıp da Kandil'de barış ilan etmezler. Ben bıraktıramam size diyor. Kimi çağrı yapıyorsun? Devlete çağrı yapıyor. Yani diyor ki devlete asker, polis, arkadaşlar şarjörleri boşaltın, silahı da bırakın. Şimdi bunlar artık kafalar, beyinler dumur olmuş durumda. Şimdi adama ne yaptığını anlatmaya çalışıyorsun. Ya sen bunu yazdın, haberin var mı diye. Adam geri dönüp bakıyor. Ulan diyor hakikaten ya ben bunu nasıl yazdım? Ama bir cevap veriyor. Bir cevap veriyor. Mesela diyorsun ki arkadaş sen Türkiye'de yıllar boyunca bu faili meçhul cinayetlerin olduğu dönemlerden anlattın ya karanlık dönemlerden. Evet. Türkiye'deki o asimilasyon politikaların en ağır olduğu dönemlerde. Bravo deyip alkışta insanlardınız ya. Yani dedim ya o Nişantaşı'nda ya bu Kürtleri de buraya niye oturtuyorlar diyen adamlar bugün yani her şey olduklarını tahmin ederdim. LGBT'li de oldular, hain de oldular, efendim tırcı da oldular. Fakat PKK'lı olacaklarını tahmin etmezdim en azından. Çünkü içinde silah var. Bir şey ilave edebilir miyim? Benim gözüm işin içinde silah var. Ben öncelikle tamam, içerideki ekibimden bir ricada bulunacağım. Arkadaşlar binbaşının, şehit olan binbaşının eşinin hastane odasında yaptığı konuşma, biz onu haberlerimizde de yansıtmıştık. Sayın Hikmet Genç'in söylediklerine evet. Destek olarak evet. O haberi ben müthiş bulmanızı rica ediyorum eğer yapabiliyorsanız. Çok teşekkür ederim, bekliyoruz. Onu gireceğiz çünkü cevap hakkı doğdu. O gelene kadar Osman Twitter'dan da karşı göstermiş olacağız. Açıklayayım sadece. Lütfen buyurun. Şunu söyleyeyim. Hani dedin ya ben de katılıyorum. Faruk'un o şehitimizle ilgili olarak. O Ali olur Ahmet olur hiç fark etmez benim için. Şehit de sonuçta görev başında şehit olmuştur. Vatanı korumak, kollamak bizim can güvenliğimiz için. Biz yataklarımızda uyurken orada devreye gezen, orada teröristler çalışan insanlar bunlar. O yüzden ve bu insan asker. Bu görevi olan, görevini yaparken... Görevde şehit dedik tamam. Haklısın. Her şeyle haklısın. Bir insan bunun acısını tabii ki hissedecektir. Kardeşte annesi vardır, çocuğu vardır, çoluğu vardır. Hepsini kabul ediyorum. Bu başka bir şey. Fakat demin bir şey söyledim. Dedim ki terör bu tür gayri nizami harp çeşitleri, gerilla türü savaşlarda terörün amacı, bir amacı vardı terörün. O anda ben vura vura tek tek vura vura polisleri bitireyim demez terör. Zaten o olmaz. Öyle değil mi? Yani İran oturup da İngiltere ordusunu yok edemezdi tek başına. Biz yüz binlerce olan... Amaç şudur. Olayın bir cephedeki savaşı vardır. Bir de psikolojik harbi, sizin harbi vardır. O psikolojik harpte terör zaten o şekilde toplumu o travmayı yaşatıp terör oradan ancak kendine yandaşını alır ve netice almaya çalışır. Bıktırmaya çalışır. Onun için terör ne yapar? İnsanların o psikolojik harpte yani psikoloji cephesinde kazanmaya çalışır. O şehitleri kanlarını dökülerek göstermek, ağlayan insanları göstermek, toplumdaki o travmayı yaşayan, o terörün amacı odur. Hükümet suçlansın diye yapılıyor. Amaç budur yani. Maalesef. Terörün amacı budur. Çünkü gayri nizami bir harptir o yani. Şimdi görevin asker. Askerlik nedir Faruk? Askerlik öldürme sanatıdır. Evet. Aksi iddialar var mı burada? Askerlik... Eski Yunan'da strateji sanatı dendiği de söylenir. Asker, ama, evet, asker silah taşır, mermisi vardır. Askerlik bir öldürme sanatıdır. Budur. Asker, net çok basit tabirle söylüyorum. Askere sınırını koru, insanını koru, vatanını savunma, koru tabii. Ve masum insanları, sivilleri rahat yaşat tabii, diye tabii. Onlara verilen silahla yapılan bir görevdir. Ve örgütün böyle hesapları varken yani o şehit cenazeleri üzerinden toplumu yaşatmak istedikleri o travmayla yani hedefi ulaşmaya derken orada üzerinde o üniforma varken
üzerinde pırpır varken, yıldız varken, senin yaptığın o isyan, tabii ruhsal olarak, kendi vicdani olarak söylüyorum, tabii ki üzülmesi, sıkılması, bazı şey isyan etmesi doğal olabilir ama senin görevin o değil. Senin görevin, sen bir asker olarak, görevin olarak, çünkü ne, nasıl yürüyor insanlar, askerde nasıl yürüyor? Vatan sana canım feda, 1-2-3 öyle yürüyorsun. Vatan sana canım feda diye başlayan bir meslektir. Vatan sana canım feda diye başlayıp da cenaze içerisinde o kurşun sıkan insanlara senin kanın yerde kalmayacaktır ey kardeşim. Sana bunu sıkanlara hesabını ödeteceğim feryadı yerine oturup da siyasi bir takım söylemler içerisinde nasıl o cümleleri arka arkaya kurduysan, öyle değil mi? Çok yanlıştır bu da. Sarayı koydu, onu koydu, bunu koydu. Arka arkaya bayağı bir yazar çizer gibi tıkır 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 kafada var çünkü o. Pırt diye çıkarttın. Sen şimdi ne işe yaradı bu? Askeri demoralize etmek. Bunun bütün dünyada bu tür söylemin karşılığı ki askeri kanunlara göre de yanlış yapmıştır. Bakın asker kanunu yargılansa bu kişi o apoletler alınır üzerinden. Öyle bir sen, eğitim alıyorlar sen, ki onlar. Sen o kardeşine sıkılan... Bugün bu tartışma bence. Sen, konu sen, Türkiye gündeminden peki bir şey söyleyeceğim. Peki, çıkarılmalı. Peki PKK yok hiçbir şey yok. Sen bu albayı gönderdin cepheye. Cephede Yunan'la bilmem neyle işte Rusya'yla savaşıyoruz. Tak diye gitti kardeşin. Vay efendim beni bu savaşta sokanları da geri mi döneceksin? Askerlik mesleği savunma, vatanını koruma, bizim namusumuzu, toprağımızı, insanımızı, sivilin hayatını muhafaza etme ve bunun karşılığında da gerekirse adam öldürme sanatıdır. Bir asker apoletiyle isyan edecekse tek bir söz söyler. Şapkasını çıkartır koyar. Bu benim kardeşime bu namussuz, bu şerefsiz kuruşunu atan kişilerden bunun hesabını ödeteceğim. Bunun da kanı kurumadan bunu yapacağız dediği zaman işte o askeri motive eder. O vatan, o bilince sahip insanlar o vatanların bekası için her şeyi yaparlar. Bir de biz Türk milleti asker doğar. Türk milleti askerdir. Biz de 1000 yıllık askerlik yayılan bir milletiz. Yani dün kurulmuş devlet değiliz ki. Öyle değil mi? Türk milleti asker millettir diyebiliriz biz. Şimdi hemen dinleyelim istersen geldiyse o şey. Yok, var mı? Yok onu reklamlardan sonra daha doğrusu şeyi aradan çünkü gördüm ben hakikaten eşinin, o binbaşının eşinin konuşması. Tabii hastane odasındaki görüntü şey arkadaşlar yani. Arıyorlar. Tarih olarak çıkarmaları evet. Zaman alacak. Yalnız konuyu çok dağıtmadan şuna da girmek istiyorum. Belki bununla birleştirerek ekleyecekleriniz de söyleyebiliriz. Aynen medyayla ilgili. Türkiye'den de bu sorular geliyor. Şimdi biz terörle mücadele eden bir ülkeyiz ve hep hani 90'lara mı geri dönüyoruz? Hatta yok canım 80'lere geri döneceğiz gibi terörle karşılaştırarak da o dönemin terörü, bu dönemin terörü diye karşılaştırarak da bir takım konular gündeme getiriliyor. Terörle mücadele eden bir ülke olarak basın medya kuruluşlarının hassasiyetleri vardı ve bir takım hareketler, yayınlar suç kapsamı girerdi. Nasıl ki biz bugün burada konuşuyorsak işte bir takım cevap hakları doğuyorsa ya da karşılığında tazminat davaları açılabiliyorsa vesaire ise hadi sosyal medyaya hiç katmıyorum çünkü orada henüz bir hukuksal bağlayıcılık tam olarak teşekkür ettirilebilmiş değil. Ama televizyonlar, gazeteler, bu kurumlar söylediklerinden, yaptıklarından sorumlu. Neden dava açılamıyor ya da gereği yerine getirilemiyor, bizim kanunlarımız mı yetersiz diye seyirciler soru sorarlar açıkçası medya üzerinden. Çünkü alenen işlenen suçlar var. Terörü destekleme suçu var örnekse. Ya da halkı infiale sürükleme ya da nefret söylemi geliştirme suçları var. Legal bir devletle terörist bir yapının karşılaştırılması var evet. Örnekse. Ben Pelin Hanım'ı bir yöneltmek istiyorum bir eski milletvekili olarak. Şimdi bu önemli bir soru. Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesiydim ben 2011'den 2013 yılına kadar. Orada da milletvekilliğimiz vardı. Sonra da Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi oldum. Ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi oldum 2013'ten 2015'e kadar. Bu Avrupa Birliği ile ilgili yaptığımız bütün çalışmalarda gittiğimiz hem Avrupa Parlamentosu'nda hem Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye sürekli şu suçlamayı yapıyorlardı. Sizde medya özgürlüğü yok. En çok tutuklu gazeteci işte sizde. O CPT diye bir şey var. Şimdi açılımını şey yapamayacağım gazetecilerle ilgili. Diyorlar ki işte en çok sizde tutuklu gazeteci var. Halbuki onlara bakıyorsunuz sarı basın kartı olan içinde 4 kişi 5 kişi çıkıyor. Geri kalanın hiçbirinin sarı basın kartı yok. Ama kendisini bir terör örgütüyle bağlantılı. Efendim ben medya mensubuydum da beni o yüzden attılar diye o şekilde şey ifade ediyor. Halbuki kesinlikle gazeteci değil. Yani bu peki resmi belge aranmaz mı bu tür listeler oluştururken? Yok, onların beyanına göre
göre şey ona yapıyorlar. Göre yapıyor. İşlerine geldiği gibi onu çarpıtıyorlar maalesef. Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'yi frenlemek için Türkiye üzerine işte terörü destekliyor. Efendim söyleyeyim gazetecileri tutukluyor gibi böyle sürekli iftira kampanyaları. Çünkü Türkiye büyüdükçe meyveli ağacı taşlarlarmış yani. Meyvasız ağaca kimse taş atmıyor. Türkiye tamam ama büyüdükçe, yapsak da yapmasak da yapacaklar Pelin Hanım. Tabii, böyle tabii. Bir durum var. Yani Türkiye'yi müthiş yok ya, böyle bir şey yapılmıyor zaten. Yani. Ama yapmadığımız halde Türkiye'yi sürekli suçluyorlar. Avrupa Konseyi'nde sürekli Türkiye ile ilgili raporlar gelirdi. Bu raporlarda da muhakkak bu suçlamalar olurdu. Biz de savunurduk. Yani sürekli karşımıza çıktığı bir şey. Şimdi o yüzden bizim tabii bunu benim fikrim interneti de gazeteleri de bir daha disiplin altına alınacak kanunlarda ilerlemeler yetersiz yapılması. Yetersiz midir? Bunu soruyorlar yani bir kere. Düzeltme önce. Yapılması lazım ama yaptığımız an tabii bunun suç dolayısıyla içeri girenler de olmaya başlayacak. Bunun sayısı artmaya başlayacak. O zaman hemen Avrupa Birliği raporlarına, ilerleme raporlarına bunu sokacaklar. Ama bakın işte Türk gazetecileri çok 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Kanunlarımız olsa gerek. Hikmet Bey'e bir ilave yapacaktım da o yüzden demin. Şimdi aslında şöyle Almanya'da 2,5 milyondan fazla Türk yaşıyor. O kadar büyük bir, hatta 3,5 olduğunu iddia edenler de var yani Türk sayısının. O kadar çok büyük bir Türk popülasyonu olmaya başladı ki. Şimdi Almanya yavaş yavaş Türkiye'den korkuyor yani. Böyle bir gerçeklik var. O yüzden o da biraz sınırlamak istiyor. Şimdi Ocak ayında bu yılın Almanya'ya bir gezi düzenlendi. Bizim dış ilişkiler başkanlığımız AK Parti'nin bir heyet kurdu. Beni de o milletvekillerden, seçilenlerden biriydim. Almanya parlamentosuna gittik. Alman milletvekilleriyle görüştük. Bir hanım milletvekilinin odasına girdik. Dedi ki şimdi oylama var. Ondan sonra çıkacağım biraz sonra. Devam bakıyor. Oylama olacağı zaman kırmızı düt düt böyle şey var yanında yanıp sönüyor alarm. Başladı alarm. Ne konuda dedik oylama? Diyorlar ki Kuzey Irak bölgesel yönetimine Almanya silah yardımı yapıyor. Onun oylaması tabii vereceğiz dedi. Gerçekten pozitif cevap çıktı yani. Oyladılar ve kabul edildi. Gözünüzün önünde oldu bunlar yani. Çok hassas bir döneme denk gelmişsiniz yani. Gözünüzün önünde silah yığıyorlar Kuzey Irak'a. Şimdi ben silahlara karşı bir insanım. Savaşı hiç sevmiyorum. Silahları hiç sevmiyorum. Bu şahsen bu kadar fragile yani bu kadar böyle kırılgan hassas bir bölgeye, hassas bir bölgeye bu kadar silah yığılması bence olayları daha da büyütecektir yani. Niye, kime karşı kullanılacak o silahlar? Ya yani bunları Kobani Amerikalılar bombalarken yardım atarken hesapta PYD'lere yanlışlıkla işine giden konteynerin YouTube'da seyrettim sayısını o silahlar bir 3-5 ay savaşır yani. Sürekli şey yanlışlıkla silahlandırıyorlar Hikmet Bey'in ama soru şu yani bir 90'lı yıllarda Körfez ilk harpte ilk savaşta Bağdat'a etraftaki bombaları atıp tek bir tane binayı açıkta bırakacak kadar hassas atış yapan, nokta atış yapan Amerikan uçakları yanlışlıkla 20 sene sonra tamam Kobani'de yanlışlıkla konteyner bazında 14 fit 2 tane konteyner olacak kadar silahı yanlışlıkla şeye atıyorlar, işine atıyorlar ya. Olur böyle şey. Yani böyle bir hata olur mu? Şimdi ben devam de saf saf düşüneceğim onu. Ay özür dilerim sözünüzü kestim. Ben kestim, ben kestim. Buyurun. Medya ile birleştireceğim de bunu buyurun. Bir araya gitmem gerekiyor. Görüntümüz de hazırmış. Daha sonra devam etsek şu medya kısmını. Peki buyurun. Sizden devam edeceğiz. Önce araya gidelim. Okey, araya gidelim. Nasıl olsa sizden devam edeceğiz. Daha da rahat. Sıkıştırırlar sizi. Ama evinde. Tamam söz. Evinde arkadaşlarıma rica ediyorum. Şehit binbaşımızın eşinin o hastane odasındaki konuşmasını Hikmet Bey'in söylediklerini görüntülü olarak izleyelim arzusundayız. Size de bir gösterelim. Annem de hastanım. Anne. Bak arkadaşlar insanlar gelemiyor. Malazgirt ilçe jandarma komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız geçtiğimiz günlerde eşi Sibel Kulaksız'la birlikte PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda Binbaşı Kulaksız şehit olurken eşi Sibel Kulaksız göğsünden yaralandı. Sibel Kulaksız'ın göğüs kafesine saplanan kurşun olaydan bir hafta sonra ameliyatla alındı. Kolumdan girdi göğsüme geldi kemikten dolayı hafifletmiş benim şeyimi. Önce bütün helikopterlerle doktorlar yağdılar ama vefatı varmış. O şehit olmak istiyormuş zaten. Çünkü o füzelerle oradakileri öldürmek istiyormuş. Şehit eşinin yetkililerden 3 isteği vardı. Başka şehit olmasın diyerek asker selamı veren iki çocuk annesi Kulaksız, eşinin adının Amasya Merzifon Havalimanı'na verilmesini istedi. Gerekli yerlere söylemek istiyorum ama bizim eşimin köyünün yanında havalimanı var. Evet. Tam köyünün dibinde ve oraya indi. Amasya Merzifon, o havalimanına
verilmesini istiyorum aslında i̇nşallah, ben. İnşallah. İyileştiğim zaman ilk işim diğer bizimle birlikte olan ilk önce onlarla birlikte bütün şehitlerimi toplayıp onları ziyaret edeceğim. Başbakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'yla telefon görüşmesini anlatan kulaksız kendisiyle tekrar görüşmek istediğini de söyledi. Başbakanımız hepsi aradı ama başbakanımız eşi beni gözyaşlarıyla ikimiz birlikte ağlaştık. Ben bir daha onunla görüşmek istiyorum. İnşallah. Telefonu var bende İnşallah. Ama İnşallah. O ben beni bir daha ararsa onun gözyaşları, benim gözyaşlarım bir oldu aktı. Biz gurur gözyaşları akıtıyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Yaklaşık bir 10 dakika sonra programı kapatmamız gerekecek. Bir son dakika gelişmesini sizlere aktarmak istiyoruz. PKK Bingöl'de polis merkezine bombalı ve silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda iki polis memuru yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk'un açıklaması var. Yenişehir Karakolumuz önünde bulunan özel hareket aracına yönelik bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis arkadaşımız yaralandı. Sağlık durumları iyi açıklaması geldi. Bunu da bir son dakika gelişmesi olarak aktarmış olalım ve Pelin Hanım'a dönelim. PKK'nın medya yapılanması ve medyadan gördüğü destekten söz ediyordunuz. Buyurun. Şimdi demin CPJ'den bahsettim. Committee to Protect Journalists. Yani gazetecileri koruma kurulu mu diyelim, komitesi mi diyelim, öyle tercüme edelim. Bunlar listeler yayınlıyorlar ve işte tutuklu gazetecileri her ülkede veriyorlar. Bu listeler tabii şişirilmiş listeler. Sarı basın kartı olanlar bunda yok. Sonra sarı basın kartı olanların da biz devletten tabii Avrupa Konseyi milletvekili olduğumuz için bize devletten de bilgi notları geliyordu. Orada yazan tutukluluk sebepleri gazetecilikle ilgili değil. Ya adam öldürme, efendim söyleyeyim bomba koyma, sahte pasaport hazırlama, banka soygunu, yani korkunç suçlar var içinde. Yani cinayet, bu şekilde suçlardan tutuklular, uyuşturucu, her bir şey var. Yani kesinlikle bir tanesi bile gazetecilikten veya fikrinden dolayı tutuklanmış değildi o yıllarda. Her gittiğimizde tek tek isim isim bizde vardı listeleri bunların. Ve bunların anlatıyorduk orada. Sürekli de karar değişikliği önergesi veriyordum. Hepsini reddediyorlardı. Elimde kanıt var diyordum. İşte sarı basın kartı yok. Satabilir. Gazeteci oldum adam vurabilirsin. Evet. Yani gazetecilikten tutuklanmamış ki bu kişi yani. En azından adam öldürmüş. Cinayet. Şimdi bir bunu not ettikten sonra ben ilave olarak şunu söyleyecektim Hikmet Bey'e. Şimdi PKK'nın arkasında Avrupa medyasının büyük bir desteği var. Bir bunu ifade edelim. Bir de PKK'nın kendi medyası da Avrupa'da çok etkin. Mesela Avrupa Konseyi'nde pazartesi günü PKK'nın televizyonu gelip bir bölgeye, kulise hatta Avrupa Konseyi'nde tam genel kurulun dışında kulis olur. Oraya kameraman, sandalye, sehpa gelir. Non-stop 24 saat çekim yapardı. Kimleri çeker? Avrupalı milletvekilleri, Avusturyalı, Alman, genelde sol görüşlü, Yeşiller Partisi falan, daha sol görüşlü olanlar tabii. Onları alırlar, işte konuşuyor şeylerinde, bir yakınlık kurarlar, onlara röportaj yapar, medyasına çıkartır. İşte orada tabii PKK'lılar da yaşıyor, iltica taleplerinde bulunmuşlar 80'lerde falan. Oy da onlardan geleceğini hesap ediyor falan. Böyle bir yakınlık kurarlar. Sonra PKK'lı genç kızlar gelir, işte orada bir takım propaganda faaliyetlerinde bulunurlar. Mesela bir ben Fidan'ı hatırlıyorum. Edasıyla tabii değil mi? Sanki bir özgürlük mücadelesi veren bir grupmuş gibi dışarıda protesto, Türkiye'yi protesto ederler. Tam genel kurul haftası. Pazartesinden cuma akşamına kadar bir hafta olurdu genel kurul. O medya, PKK'nın televizyonu sürekli yayın yapardı. Sürekli. Hiç kalkmaz o televizyon oradan. Ve Avrupalılarla da yakınlık kurarlar. Onlara mesela istedikleri bir karar değişikliği önergesi varsa onlara verdirtirler. Onların veya kendi verdikleri, çünkü HDP'li milletvekili bizle gelirdi, önerge verirdi. Mesela bir tanesi çok beni üzen bir hadisedir. O işe çok üzülmüştüm. PKK'lı teröristleri önergeyle PKK'lı aktiviste çevirdiler. Hı hı. Bir önerge verdiler ve ona da Avrupalı milletvekilleri destek verdi. Öyle bir propaganda yaptılar ki orada ve o kabul edildi. Terörist oldu, aktivist orada. Yani bu tip böyle şeyler Avrupa'da kendi medyası da vardı. Bir de şimdi şunu da düşünmek lazım. Türkiye'deki bu demin bahsettiğimiz malum medya, bunların yabancı ortakları var.
Avrupalı da ortakları var, Amerikalı da ortakları var. Bazıları tabii çok büyük hisse sahipleri bu holdingler içerisinde. Dolayısıyla bu ülkeler bizzat etkiliyorlar yayın politikalarını. Mesela bir Avrupa ülkesinin önemli bir şirketi, Türkiye'nin en önemli, en çok satan gazete şirket, işte demin bahsettiğiniz, ona ortak. Onun mesela o şirketin şeyine baktığınız zaman, prensipleri, hani yayınlarlar ya böyle şartnamesi falan, İsrail devleti aleyhine hiçbir şey söyleyemezsiniz. Böyle bir takım kurallar var. O kurallara o medyada uymak zorunda artık. Peki. Yani politikaları o devlet, o holding üzerinden Türkiye'deki medyayı etkiliyor. Sonra o kendi politikalarını Türk halkına o medya aracılığıyla empoze etmeye çalışıyor. Olay çok açık. Peki, bir özür dilerim. Soru var çünkü. Onu da sorayım. Buna cevap alayım. 5 dakikamız da kaldı. En önemli can alıcı nokta ve herkes bunu soruyor açıkçası. Yani biz 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz ve medya açıkçası 90'lı yıllarda çok eli kolu bağlı tutulabiliyordu. Bizim kanunlarımız vardı. Bunlar ortadan mı kaldırıldı? Yurt dışında ortakları olabilir peki, ama burada faaliyet gösteren medya kuruluşu, tazminat davaları açılabiliyor, cevap hakları kullanılabiliyor vesaire vesaire ve teröre alenen destek verilmesi durumu var. Bizim ekstra kanun çıkarmamız gerekiyor mu? Şimdi Almanya tutukladı biliyorsunuz, değil mi? Teröre destekten bazı gazetecileri tutukladı, kendileri yapıyorlar. Yani demek ki aslında ben şuna inanıyordum, orada da Avrupa Konseyi'nde de ifade etmişimdir. Türkiye'de aslında basın özgürlüğü fazlasıyla var. Alman milletvekillerine de gittiğimde söyledim. Çünkü şimdi şunu düşünürseniz, zannediyorlar ki bakın burada CPJ'in sayfasına girdim Türkiye. Yani gazetecileri koruma komitesi diyoruz ya. Erdoğan versus the press diyor. Insult law used to silence president's critics diyor. Yani hakaret kanunu diyor. Cumhurbaşkanının kritik edenlerini, eleştirenleri susturmak için yapıldı diyor. Devamlı propaganda yapıyorlar. Açıkçası. Şimdi sürekli kendi görüşlerinde bir basın yoluyla bize bir defa baskı kurmak istiyorlar üzerimizde. Bir de şimdi şu da var. AK Parti yeni bir parti, genç bir parti. 2002'de kuruldu. Hı hı. Ama diğer muhalif partileri düşünürseniz bir tanesi devletle birlikte kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kuruldu. Her tabii parti kurulduğu zaman ona sempatizanları bir yayın organı kurarlar. Şimdi o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zaman Cumhuriyet'le birlikte onun kendi yayın organları o zaman da vardı gazeteler. Bugün de daha fazlasıyla var. Biz bir bankanın, Türkiye İş Bankası'nın ortağı olan bir partiden söz ediyoruz. Bir holding, yani büyük bir holding. Hı hı. Dolayısıyla aslında şu anda Türkiye'deki basının %70'i muhaliflerde, AK Parti taraftarlarında değil yani. Bunu her gittiğimiz yerde anlattık ama istediklerine, inanmak istediklerine inanıyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor Avrupalıların. Hikmet Bey bir şey söyleyecekler herhalde, ben kesmeyeyim. Çok daha az vaktimiz kaldı ama buyurun. Çok, çok az vaktim. Ben Pelin Hanım'ın anlattıklarının üzerinden birkaç şey okuyarak, lütfen, zaten faruk kalıyor. Birkaç dakikamız var. Hemen kullanıyorum. Hakikaten o cümlesine katılıyorum. Yani basın özgürlüğü bizde kaç gramdır, gramajı nedir diye. Allah'a da çok vicdansız bu Avrupalılar. Bazen Avrupa medyasına çok kızıyorum. Çok ahlaksızsınız, çok vicdansızsınız, çok ikiyüzlüsünüz. Medenisiniz ama kendinize medenisiniz. Türkiye'de, Avrupa'da, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de bu büyük ülkelerin bir tanesinde başbakanına, başkanına veyahut da cumhurbaşkanına asılacak adamsın dediğin zaman o günün akşamı o toplatılır, ertesi günde mahkemeye çıkartılır. Asılacak adam diyemezsin. Bir de ip koyamazsın önüne. Küfredemezsin. Bir başbakana küfredemezsin. Nefret suçudur. Hakarete girer. Dediğiniz gibi Almanya'da tak diye gazeteci madde dinlemezler. Tak savcı karar verir. Tak diye adamı götürürler. Ama yine hızlı hızlı okuyup şunu okumam lazım. Dediniz ya Avrupa medyasından bahsettiniz. Hakikaten çok önemliydi. Önce okuyayım sonra ne olduğunu söyleyeyim. Financial Times dış politika yorumcusu David Gardner. Türkler onun aşırı kişisel hırslarına hayır dedi. Corriere. Erdoğan artık sultan değil. Devam ediyorum. The Guardian'dan açıklama. Türk toplumu daha fakir, daha az batılılaşmış ve daha az dindar kesimlerden oluştuğu için AK Parti kastediyor. Genç ve şehirlerde yaşayanlarla bağ kuramaz. Devam ediyorum. Guardian. HDP için altı bir fırsat doğdu. Devam ediyorum. İsrail medyası. İki tane manşet var. Erdoğan gitti, artık daha güçlüyüz. İsrail Today. Türkiye'ye dönüyoruz artık. Devam ediyorum. Republika Morka Ansaldo'dan cevap. Sultan'a şamar. Erdoğan'ı kastediyor. Arkasından aynı gazetede Adriana Sofri'nin başlığı. Yeni bir yılda Selahattin Eyyubi'si son metroda durduruldu. Evet.
Bunlar 7 Haziran seçiminden sonra Avrupa evet. Madalya Meclisi attığı başlıklar. Toplu saldırı. Ben size buraya kısa bir ekleme son cümle. 6 tane Alman medyası. Bakın bunlar İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan, oradan buradan gelen ve hatta İsrail'in 2 tane kanalından İsrail Today'de almak üzere yaptığı açıklamalar. Artık daha güçlüyüz. Bak artık daha Türkiye'ye dönüyoruz. İfadeleri İsrail medyasının manşetinde. Elin gavuru seçim sonuçlarını böyle değerlendirdi. Bak elin gavuru. Tabii. İçimizdeki gavurlar da beraber salladık dediler. Aynı şekilde düşünüyorlar. Mesele budur. Şimdi, mesele gavurluktur. Şimdi oraya kısa bir ekleme 2 dakika kaldı. Öyle mi? Onu ben hemen özetlerim. Şimdi Cumhurbaşkanı ile ilgili bu eleştiriler, bu eleştiri değil yani, bu ağır hakaretlere başka bir şey yapılıyordu. Mesela Mursi Erdoğan kıyaslaması yapılıyordu. Türkiye'deki bu entelektüel terör başlığı benim için bu akşamın ana başlığı. Bu meseleleri yorumlarken mesela Mursi ile ilgili haber veren medya biliyorsunuz işte o da %50'nin üzerinde oy aldı ama oyla iktidara gelmek bir ülkeyi yönetmek anlamına gelmiyor. Ha bakın onu görün, ona göre adımınızı denk atın noktasından şimdi haberiniz olsun, hepinize haber vereyim. Yeni bir evreye yükseldi o medya. Şöyle yapıyor. Abdullah Öcalan'ın işte Türkiye'deki gidişata dair bir yorumunu bu aralar paylaşılıyor. Etkili bir yorum bu. Orada Mursi'den Kaddafi'ye geçiş yapıldı. Yani Öcalan diyor ki ya da şöyle demiş. Bu nihayetinde bir NATO ordusudur. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kastediyor. Bu orduya fazla güvenmeyin. Sizi de sokakta Kaddafi gibi boğabilirler, Kaddafi gibi öldürebilirler. Peki bu kime söyleniyor? Cumhurbaşkanına yönelik olarak söyleniyor. Fakat bütün bunların içerisinde herkes şunu bilmeli. Benim de içinde bulunduğum ve açık açık da söylediğim ve tarafta olduğum Türkiye'deki yerli fikir. Bu yerli fikrin içinde solcusu olabilir, sağcısı olabilir, ateisti olabilir, dindarı olabilir. Net olarak söylüyorum. Türkiye'den yana yerli fikri temsil eden, bu memleketin değerleriyle, bu memleketin dereleriyle, denizleriyle, algısıyla, bu memleketin ruhuyla ve havasıyla yıkanmış olan insanların tarafında olan ben açık açık şunu söylüyorum. Bugün Türkiye'ye ihanet ettiğini söylediğiniz insanlar, bugün Türkiye'yi sattı dediğiniz insanlar, Türkiye'yi gerçekten bir yerden alıp bir yere getirdiler. Ve bugün Türkiye'yi sattı diyenler bir imparatorluğu batırdılar. Türkiye'yi sattınız diyenler bu milletin koskoca bir imparatorluğunu, koskoca bir devletini yerle yeksan ettiler. Bugün aynı insanlar Türkiye'yi yöneten insanlara şunu söylüyorlar. Türkiye'yi satıyorsunuz. Bunu kamuoyu iyice bellemeli, iyice değerlendirmeli. Kamuoyu bütün bunlardan beslenerek bir karara varmalı. Ve kamuoyunun takdiri ve iradesi gerçekten klişe değildir. Baş üstündedir. Her şeyden kıymetlidir, her şeyden değerlidir. Ama memleket kendi çocuklarını, kendi evlatlarını satmamalıdır. Bu insanlar hain değil. Bu insanlar bu ülkenin topraklarında büyümüş, saf bir buğday kadar, derelerinde yetişmiş, saf bir balık kadar bu memleketin yerlileri. Kendi çocuklarını Türkiye bir kere daha satarsa, yemin ederek söylüyorum, artık belini doğrultamaz. Dünya öyle bir kritik noktaya geldi ki, Türkiye kendi evlatlarını ve kendi öz düşüncesini, kendi milli görüşüyle beslenen çocuklarını bir kere daha satmamalı. Bir kere daha yalnız bırakmamalı. Bir kere daha bunu artık hissetmeli ve buna göre bir sonuca gitmeli. Peki, son söz olarak kabul edelim bunları. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. İzlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz ve tabii katkılarınız için. İyi akşamlar efendim.